Merhabalar, hoş geldiniz VAV TV'ye ve Hayata Dokunmak programına. Ben Rukiye Karaköse. Bugün yine hayatın tam ortasından bir meseleyi konuşacağız. Sanat ve topluma dair bazı başlıkları burada kıymetli konuğumla ele alacağız. Bugünkü konuğum oyuncu, yazar Bahadır Yenişehirlioğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizi görmekten dolayı biz çok mutluyuz. Siz nasılsınız burada olmaktan? Biz de mutluyuz. Eyvallah. Eksik olmayın. Şimdi böyle ben hezarfen konuklarım olunca çok mutlu oluyorum. Çok fazla alanda kendini geliştirmiş, çok yönlü. Böyle birinin yanında kendimi cahil hissetmeyi çok seviyorum. Diyorum ki ne güzel, bugün çok şey öğrendim ve ne kadar çok şeyi bilmem gerektiğini, öğrenmem gerektiğini fark ettim. Bu çok hoşuma gidiyor. Bugün çok keyifli bir sohbet olacağını tahmin ediyorum bu yüzden. Hepimiz her daim öğreniyoruz. Değil mi? Öğrenmenin yaşı yok. Hayatın öğrencisiyiz. Ölünceye kadar herkes her şeyi öğreniyor. Evet. Bugün sanat ve toplumu konuşalım istedik sizinle. Ben konuklarımın kendi tanımlarını merak ediyorum. Onların gözünden, onların zihninde ne anlama geldiğini. Size göre sanat nedir? Sanatı nasıl tanımlarsınız? Bir de beşerin insan olma serüveninde sanatın rolü, katkısı nasıl? Evet, zor bir soru bu, biliyor musunuz? İnsanların kendilerinin zaviyesinden, bakış zaviyesinden sanatı anlatmaları sübjektif. Ama şunu diyebilirim, bizatihi insanın kendisidir sanat. İnsanoğlunun ortaya koyduğu, iştigal ettiği alan neyse, oradaki ürünlerin önemli olduğunu düşünmüşümdür hep. Yaratmak Allah'a mahsustur ya, yaratmak kelimesini insanoğlu için kullanmak istemediğimden ürün olarak söyledim. Bütün kainatın sahibi Allah, ben inançlı biri olduğum için tanımlamamı buradan yola çıkarak yapıyorum. En büyük sanatçıdır bana göre. Bütün kainata baktığımızda görebildiğimiz kadarıyla, en azından içinde bulunduğumuz gezegeni ve bizatihi, hani gezegeni de bırakın, insanı bir fert olarak baktığımızda hayretler içinde kalıyoruz zaten. O mükemmelliği, o inceliği, o rikkatliği, o estetik kaygıyı, o düzeni, o intizamı. Muhteşem bir şey. Dolayısıyla bunu kainata yaydığımızda sonsuz bir alem içerisinde her şeyin düzenli ve mükemmel şekilde işlemesi mükemmel bir sanatçının elinden çıkmış olmasıyla alakalı. İnsanoğlu da Allah'ın esmalarını taşıdığı için sanatın bizatihi insanoğlunun kendisi olduğunu düşünürüm. Sanattan uzaklaştığı takdirde, bu mefhumu kaybettiği takdirde insan olma özelliklerini kaybettiğini düşünürüm. Peki o kadar aslında insanın yaratılışıyla, tezyin edilişiyle, süslenişiyle de alakalı ki sanat. Bir yandan da çok doğal bir meylimiz var. Çocuklar müzik duyunca, ritim duyunca ona eşlik eder, sallanır, dans eder, bir şeyler çizer toprağa. Oyunun kendisi başlı başına zaten sanatsal aktiviteler içeriyor. O toprakla, çamurla oynamaları, sesler, sözler, dramalar, canlandırmalar düşününce çok da doğal bir kendini ifade yöntemi. Ama maalesef bizim ülkemizde insanımız genellikle hayatını garantileyecek bir iş edin, sanat ancak hobi olur derler. Böyle hala da böyle, hala çok bunu aşmış değiliz. Aileler kendilerince çok haklı gerekçelerle çocukları rahat etsin, sürünmesin tırnak içinde istedikleri için, ya sanatçı olup da işte hayatını zorluklarla mı geçireceksin? Önce bir mesleğin olsun, ondan sonra hobi olarak yine yap diyorlar. Böyle bir söylem hala var, siz de bir benzerini yaşamışsınız. Var var. Çocukluk yıllarınızdan itibaren bu insanın içinde olan bir cevher. Hiçbir yere gitmiyor. Ama avukat oldunuz ve avukatlık yapmak zorunda kaldınız diyelim. Hani sanata bu kadar meyliniz varken. Nasıl oldu? Sonra o meyil nereye gitti? Onca yıl nasıl tuttunuz içinizde? Nasıl, ne hissettirdi size? Çok zor bir şey olsa gerek. Hani bir barajın kapaklarını kapatmak gibi. Öyle. Şimdi insanoğlunun yaratılışı farklı farklı. Allah insanları yaratırken her bir ferdi farklı farklı yaratıyor. Bir insan bir insana benzemiyor. 3 aşağı 5 yukarı. Evet, 2 gözümüz, 2 kulağımız, 1 burnumuz var ama insan bu demek değil. O duygu dünyası, o hissediş, o hayal dünyası, çevreden, atmosferden, içinde bulunduğu gezegenlerden, içinde bulunduğu coğrafyadan direkt etkilenen bir varlık insanoğlu. Ama sanat ve sanatçı derken gerçek sanatçıları kastediyoruz tabii ki. Günümüz algısıyla sanat ve sanatçı kavramları başka yere savrulmuş durumda. Hı. Gerçek manada sanatçılar Allah'ın özel hususiyetlerine sahipler diye düşünürüm ben. Bunu bir üstünlük olarak ifade etmiyorum. Ama siz farklı hissediyorsunuzdur, farklı duyuyorsunuzdur. Ve o artık sizi bir anlamda farklı kılıyordur. Küçük yaştan itibaren siz bunu ne olduğunu tam anlayamayabilirsiniz. Ama ipuçlarından yola çıkarak zaman içerisinde şuur da geliştikçe anlarsınız niye böyle olduğunuzu, niye bu şekilde hareket ettiğinizi. Sanatçıyı yetiştirmek çok doğal bir laf değil. Çünkü bu fabrikasyon bir şey değildir. O zaman toplumdaki bütün fertleri yetiştirip herkesi sanatçı yapabilirsiniz. Ama sanatçı olmak öyle bir şey değil. Sanattan anlar hale getirebilirsiniz toplumun fertlerini. Onu hisseder hale getirebilirsiniz. Yorumlayabilir hale getirirsiniz. Bu bir eğitim metodu. Ama bizatihi sanatçı yapamazsınız. Onlar öyledirler, öyle doğmuşlardır. Ben de küçük yaştan itibaren birçok şeyi hissediyordum açıkçası. Ama bizim toplumumuzda ailelerin yanlış yönlendirmeleri vardır. Birçok kaygıları olabilir. Aileden aileye değişebilir bu. Haklı da görülebilir bazen bu kaygılar. Benim sanata olan meylim ailem tarafından çok da fark edilmiş değildi açıkçası. Başka sebeplerden de avukat olmam istendi. Ben de laf dinleyen bir adam olarak, bir çocuk olarak o yaşlarda şartları da görüyordum. Fazla inatlaşmanın manası da yoktu. Hani uzun yıllar avukatlık yaptım. Neredeyse bir ömür, yani 28 yıl. Fakat eğer üretim dediğimiz o iş potansiyel olarak sizde varsa zaten bunu sonsuza kadar durduramıyorsunuz. Bu kimin de erken yaşlarda ortaya çıkıyor, kimin de 50'li yaşlarda ortaya çıkıyor ama bir şekilde çıkıyor. Durdurulamaz bir güç bu. Ben de işte 50'li yaşlarda artık bana biçilen rolü oynamak istemediğimi, hattı zatında içimdeki potansiyeli dışarı çıkarmak istediğimi, bunu yapmadığım takdirde de öyle tabir etmiştim, infilak edeceğimi düşünüyordum açıkçası. Öylelikle artık 50'li yaş artık insanoğlunun yaşlılık bölümü müdür, yaşlılığa adım attığı dönem midir? O dönemlerde bunu yapmam gerektiğini düşündüm. Yaptığıma da çok memnunum. Keşke daha önce yapsaydım demiyorum. Keşke tabirini kullanmayı da çok sevmem. Çünkü bu öyle uygun görülmüş ve öyle nasiplenilmiş ve o dönemde ortaya çıkmış. Bunun güzel de olduğunu düşünüyorum. Çünkü üretmek hadisesi bir birikimle alakalı. Bir hissedişle alakalı. İnsanoğlunun içinde hayvani içgüdüleri var. Bir üretme kabiliyeti ve potansiyeli var sanatçılarda. Ama yol aldığınız sürece yaşadıklarınız, deneyimleriniz, hayatınıza giren çıkan o kadar olay ve insan adeta imbikten geçirilip hülasa haline gelmenizi sağlıyor. Daha farklı düşünüp daha farklı yorumlamaya başlıyorsunuz. Daha vizyoner bakıyorsunuz, daha bir üst perdeden bakıyorsunuz. Gençliğin artı değerleri olduğu gibi eksi yönleri de var malumunuz. O yüzden şikayetçi değilim niye bu yaşlarda oldu diye. Fakat daha çok şey üretmek istiyorum. Bu da zamanla alakalı. Ömrüm olduğu sürece de üretmek istiyorum açıkçası. O yıllar nasıl geçti onu merak ediyorum ben. Yani bir işiniz var, gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Teknik yönü son derece ağır basan, duyguya veya yaratıcılığa çok alan tanımayan da bir sektör, öyle. Hukuk. Orada o içinizdeki sanat aşkı ne oldu? Komple hani dur, bekle, zamanı gelecek mi oldu? Yoksa hani yine hobi olarak ilgilendiniz mi? Nereye saklandı onca yıl? Bu sorduğunuz soruyu ben de kendime sordum. Ben naif bir adam olduğumu biliyorum. Hassas olduğumu biliyorum. Duygusal bir adam olduğumu biliyorum. Çünkü duygusal zekam daha yüksek benim. Fakat avukatlık gibi farklı ortamlarda, farklı insanlarla zor bir süreci uzun soluklu nasıl yaptın? Yani 28 yıl bu işi nasıl becerdin diye sordum kendime. O zaman da aktörlük yönümü keşfettim. Oynuyormuşum. Çok iyi, çok iyi. Grace Kelly'nin hayatını anlatan bir film izlemiştim. Monaco prensesi oluyor ya. Eski Hollywood yıldızı. Evet, evet. Oyunculuktan sonra ki oyunculuğu çok severmiş işini. Öyle. Sonra prenses olunca hanım hanımcık oturması ve prenses gibi davranması bekleniyor. İlk başta ciddi bir uyum sorunu yaşıyor. Mutsuz oluyor. İşini de yapmak istiyor ama prensessin şimdi. Gidip tekrar oyunculuk yapması kolay olmayacak. Bir akıl hocası var. Ona danışıyor. O da diyor ki en iyi yaptığın şeyi yap, oyna. Bir prensesi oyna. Evet. Ondan sonra o rolü üzerine giyiniyor ve hakikaten halkın sevgilisi oluyor. Hatta muhtemel bir savaşın çıkmasına engel oluyor yaptığı güzel arabuluculukla. O geldi aklıma. Zarif şimdi bir kadındır. Evet, evet. Madem diyor yapacak hiçbir şey yok, prensesi oyna. Ama ben bunu bilinçli olarak yapmadım. Hı-hı. Bunu sonradan fark ediyorum. Evet. Anladım ki o içindeki hayvani aktör, bu sektördekiler o güce hayvani diye tabir ederler. O gücün büyüklüğü bana bu mesleği oynamamı sağladı. Hani başarısız olur da bırakırsınız ya, öyle bir şey değil. Sevmediğiniz bir meslekte başarısız olursunuz. Ben bunlara inanmıyorum. Yok. Ben sevmediğim bir işi yapıyordum, başarılıydım. Oynadığım bir işi uzun soluklu sürdürdüm ve bundan da evet dünyevi olarak birçok şey kazandım. Ama oynamışım açıkçası. Yani avukat, şu an bana bir avukat rolü gelse ya da hiç hukuk okumayan iyi bir aktöre avukat rolünü oynaması söylense ve çok iyi başarır ya. Ben bunu gerçek hayatımda yapmışım. Sonradan anladım ki bu sebeple katlanmışım. Evet. Fakat o süreçte benim sanatla profesyonelce uğraşım yoktu ama sanattan hiç kopmamıştım. Kendime oluşturduğum alanlarda üretim yapıyordum. Mesela sehpa boyuyordum. Hani insanlar kızlarına çeyiz yaparlar ya bizim toplumumuzda. Evladıma, kızıma hatıra kalsın diye üretimler yapıyordum. Güzel. Ressam olmayı çok istemiştim bir dönemde. Küçük objeler üretiyordum. Aldığım bir objeyi değiştirip onu başka bir forma sokuyordum. Mutlaka bir farklı hal alıyordu. Yani dokunmam gerekiyordu bazı şeylere ve üretmem gerekiyordu. Çizimler yapıyordum. Küçük küçük boyamalar yapıyordum. Geçen gün buldum onları. Şöyle şöyle kağıtlara dünya kadar resim yapmışım. Ne güzel. Bu onu tatmin eden bir şey. Sanattan uzak kalmadım ama dediğim gibi sadece üretim değil, takip ettim daimi. Hem görsel sanatları hem de işte heykel, resim, nasıl bakarsanız bakın. Müzelerin dolaşılması, yeni ressamların neler yaptığının incelenmesi, eskiler. Yani hep bir bağlantım oldu. Ben içgüdüsel olarak bir gün bir şekilde profesyonelce sanatı icra edeceğimi biliyordum. Ne güzel, buna inanmak. Bu içgüdüsel bir şey. Bu bilinçli bir şey değil. Onun zamanı geldiğinde zaten hani kendimi durduramadım açıkçası. Çok iyi bir kariyerim varken avukatlıkla onu durdurmak ve sonlandırmak her baba yiğidin harcı değil. Hele Türkiye'de bir kariyer oluşturuyorsun ve ondan sonra onu terk ediyorsun. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Çünkü bir bilinmeze gidiyorsun. Risk almak. Ben bir gecede avukatlığı bitirdim çünkü bardakta olmuştu. Yazmanın da sanatın bir parçası olduğunu düşünürüm, edebiyatın. Giderek aldığım yaşla da alakalı edebiyat beni daha çok kışkırtıyordu. Ve sırf kitap yazmak amaçlı mesleğimi bıraktım. Dedim ki bu yaşa kadar bunu yaptım, artık yapmak istemiyorum ve tamamen yazmak istiyorum. Çünkü onu yapmamış olsaydım sıkıntı olacaktı. Belki size müracaat edebilirdim. Terapi alabilirdim sizden. Sanatını iyileştiren bir o beni iyileştirdi. Kesinlikle. Aktörlüğümü de sonradan fark ettim. Bu da çok ayrı bir hikaye. O da girdi hayatıma. Tohum gibi duran bir şeyin açılması ve içindeki potansiyelin açığa çıkması. Herkes diyorum benim kadar nasipli olmayabilir. Yani cidden yani Allah'a çok şükrediyorum bu noktada. Evet, evet. Hem oynuyor olabilmek, aktörlük yapabilmek, hem yazıyor olabilmek. Evet. Bir de insanın kendini ifade edebilmesi önemli bir şey. Kesinlikle. İnsanoğlu hattı zatında bu yaratılışında var. Tespit edilmek istiyor. İnsanoğlu birileri tarafından görülmek istiyor. Kesin. Kesinlikle. Bu çok içgüdüsel bir şey ve çok güçlü bir içgüdü. İnsanoğlu kendinden sonra bir şeyler bırakmak istiyor. Aslında ürememizin de kökeninde bu var. Yani Allah böyle yaratmış. Mağaralara bakıyoruz, eski mağaralara. Bir şekilde o ilkel insan ellerini işte hayvan kanına batırmış ya da renkli toprakları çamur yapmış ve duvara izini bırakmış. Bir el izini niye duvara bırakır ki bir insan? Kaldı ki çağlar ötesinden birçok şeyi bilmeyen ama tamamen içgüdüyle yaptığı bir şey. Etrafında bir bizon görmüş ve gelmiş mağarada onu inanılmaz resmetmiş. Evet. Anlıyorsun ki kendinden sonra birileri onu tespit etsin istiyor. Onu bulsun istiyor. Yaşadığı dönemde tespit edilemese bile yıllar sonrasında tespit edilmek istiyor insan. Bu çok tatmin edici bir şey. Günümüzde en büyük problemlerden birinin insanların bu kadar yoğun nüfus içerisinde ve çağ yangını dediğimiz bu koşuşturmanın içerisinde tespit edilmiyor olmalarının onları infilaka sürüklediğini görüyoruz. Görülmek, duyulmak, varlığımızın fark edilmesi hepimizin en temel ihtiyacı diyorsunuz. Psikolojide de öyle değil mi? Küçük yaştan itibaren ilgilenilmeyen, tespit edilmeyen, görülmeyen, sevilmeyen çocuklar sıkıntılı oluyor. Aynen öyle. Aynalanmak diyoruz. Birinin bizi görmesi, varlığımızı fark etmesi bizi aynalıyor. Yani varsın diyor. Evet. Varsın ve görüyorum. Bunun sonrasında görülmenin yanı sıra değerlisin ve yeterlisini de hissetmek istiyoruz. Onay istiyoruz. Onay istiyoruz, takdir istiyoruz. Bu hepimizin temel bir ihtiyacı, ayıp falan da değil. Hepimiz varoluşumuzda ne hissettirildiyse, ne koyulduysa potansiyel olarak içimize, işte şarkımı söyleyebiliyoruz, resmi yapabiliyoruz. Bunu yapınca hani resim yapayım da 1000 yıl boyunca odamda saklayayım değil, yani sergi açayım ya da en azından birileri görsün bunu. Evet. Yazdıklarımı tabii ki insanlar okusun, kalplerine dokunsun. Ya da bir şarkı okuduğumda dinleyicisi olsun. Bir kalpten çıkıp diğer kalbe dokunsun. Ulaşsın istiyoruz. Ulaşsın. Aksi seda istiyoruz, yansıma istiyoruz. Dolayısıyla o görülme ve duyulma ihtiyacını sağlıklı şekilde karşılamak lazım. O marifet iltifata tabidirdeki marifetini ortaya koyacak insan ve sağlıklı bir takdir görecek ki büyüsün, iyileşsin, gelişsin, gönensin, kendini iyi hissetsin. Evet. Onu sağlıklı karşılayamadığımızda işte bu dikkat çekmek için yaramazlık yapan çocuklar tırnak içinde. Dikkat çekmek için yapıyor, bırak bakma diyorlar. Ayarımız kaçıyor o zaman. Kesinlikle. Ve dikkat çekmek için biz de o çocuk gibi olmayacak şeyler yapabiliyoruz. Bugün sosyal medya ve dünya bunun örnekleriyle. Tam ona gelecektim. İnsanlar fark edilmek, görülmek ve birileri tarafından tespit edilmek için abuk subuk şeylere dönüşüyorlar. Ve bunu içgüdüsel yapıyorlar. Sonra bu bilinçli hale geliyor. Farklı olduğu takdirde birilerinin dikkatini çekeceğini düşünüyor. Bu çok hayvani bir şey. Yolda giderken arabanın müziğini sonuna kadar açıyor. Camları da açıyor. O müzik sesine dönülüp onu görelim ve tespit edilsin istiyor. Bu önemli bir şey. Sanatın özünde de bu var. Roman yazıyorsunuz ama sadece kendiniz için yazmıyorsunuz ki hep söylerim. Yazdığınız bütün o kelamın karşı kıyıya ulaşmasını istiyorsunuz. Daha çok insan okusun. Bu parayla alakalı bir şey değil. Daha çok insan senin duygularını paylaşsın. Seninle el ele tutuşsun. Çünkü bir okur senin bir kitabını okuduğu takdirde anlıyorsun ki onunla aranda bir bağ kurulmuş. Bu çok değerli, çok anlamlı bir şey. O yüzden görünür, sanat da insanı görünür kılıyor ya. Kesinlikle. Bu açıdan... doğru sanatı kastediyorum tabii. Günümüzde zıvanadan çıkmış, insanları imhaya sürükleyen sanattan bahsetmiyoruz zaten. Bu insana çok şifalı gelen bir şey. Sanat terapi diye başlı başına bir tedavi yöntemimiz var. Sanatla bir katarsis, dışa vurum, sağaltım sağlıyor. Kişinin öyle bir duygusu var ki çok ciddi bir öfkesi, korkusu ya da kaygısı var. Bunu böyle sözle ifade etmek yetmiyor ama eline kağıdı, kalemi, boyayı aldığında yırtarcasına oraya siyah bir kalemle baştan sona boyadığı zaman içindeki kaygıyı oraya resmetmiş oluyor ve hafiflemiş olarak çıkıyor oradan. Çocuklarda zaten çok kullanılır sanat yöntemleri. Dediniz ki iz bırakmak istiyoruz. O mağara duvarına ellerinin ya da biz onların resmini yapan insanlardan bu yana 41 yıl öncesine tarihleniyor bunlar bilinen. O günkü insan bile içgüdüsel bilinmek istemiş. Gizli bir hazineydim, bilinmek istedim dercesine. Hani ben de buradan geçtim, ben de burada yaşadım diye bize bir iz bırakmış. Yarına kalma arzusu mudur sanat diyorsunuz her zaman. Çünkü libidinal enerji, çocuk sahibi olmamızı da sağlayan, evet ürememizi sağlayan en temel şey. Ama en primitif düzeyde, evet üreyelim, çocuklarımız olsun, yarına kalalım. Bunun incelmiş hali diye yorumlanıyor. Yani sanat ve bilim libidinal enerjinin başka alanlara yatırımıdır. O da yine kök salma arzusu, yarına kalma arzusu. Biz ölüp gidecek olsak bile buraya bizden bir şeyler bırakmak, bir aksisada buradaydım. Yani yok olmak istemiyoruz sanki, çok zor geliyor en azından bildiğimiz formuyla yok olmak. İnsanoğlu ölümü bilir çünkü deneyimliyordur etrafındakilerden, ailesinden, çevresinden. Ama insanoğlu kendi öleceğine inanmıyor. Bunu dille zikrediyor olabilir ama bilinç olarak buna daha erebilmiş değil. Yani ölümü kendinden beri tutuyor. Hep var olmak, hep var olmak derdi bu insanoğlunun. Oysa ki geçici bir şey. Ama iz bırakıyor olmak, hani bir yazar için, bir edebiyatçı için bundan 50-100 yıl sonra da okunuyor olmak ve bunu şu andan ipuçlarını hissediyor olmak kadar tatmin edici bir şey yok. Bu tamamen insanoğlunun içgüdüsüyle alakalı. Schopenhauer'ın annesi de roman yazarmış. Hatta böyle bir rekabeti de var, biraz değişik bir insan annesi. Aşk romanları yazıyor, döneminde popüler olan. Oğlunun yazdıklarını da biraz eleştiriyor. Evet. Schopenhauer diyor ki annesine, seninkini yalnızca şu an okuyor insanlar, benimkini yüzyıllar sonra da okuyacaklar diyor. Evet. Ve dediği gibi de oluyor. Ve dediği gibi oluyor. Okuyunca aynı benim hissiyatım diyen pek çok insan var günümüzde de onu okuduğunda. Wittgenstein diyor ki dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır. Ama sanat dilden, sözcüklerden de azade, çok daha ötesi, çok daha geniş kapsamlı bir anlatma. Sadece sözle anlatamadığımız neyi anlatıyoruz mesela sanatta? Söylediği şey çok doğru. Dil, yani ifade ediyor olmanız, konuşuyor olmanız sizin dünyanızı belirliyor. Ufkunuzu belirliyor. Çapınızı belirliyor dil. Sizin kapasitenizi ortaya çıkartıyor ve sizin gücünüzü belirliyor. Dil o kadar önemli bir şey. Eğer dil üzerinden ve kelam üzerinden sanat icra ediyorsanız bu söz o kadar doğru ki. Dili güçlü olanlar, kelime haznesi güçlü olanların, dile vakıf olanların, hatta birkaç dile vakıf olanların zihni yapılarının ve bakış açılarının çok geniş olduğunu görüyoruz. Algılarının, idraklerinin, kendilerini ifade etmenin, dünyayı anlamlandırmanın, bambaşka boyutlarda hissetmenin ve düşünmenin ana sebebidir dil. Ne kadar kelimeye haizseniz o kadar geniş bakarsınız, vizyoner bakarsınız. Ama dili kaybettiği takdirde dili kadar bir dünyası vardır insanoğlunun. Dolayısıyla o dünyayı büyütmek ve o dünyayı olabildiğince genişletmek insanoğlunun kendi elinde. O yüzden çok doğru bir söz. Evet. Said Faik bir dönem bir şeylere kızmış, yazmama kararı almış. İşte yazmakta bir iddia var, bir kibir var, yazmayacağım falan diye kendince artık neye sinirlendiyse böyle bir şeyi var, girizgahı var. Sonra diyor ki, koşarak gittim tütüncü filancadan kağıt aldım, cebimde çakı vardı, onunla yonttum kalemi ve yazmaya başladım. Yazmasam çıldıracaktım diyor. Evet. Bu nasıl bir içgüdü? Yani tutup kendini artık duramama noktasına gelince yazmasam çıldıracaktım diyor ve sanatla ilgilenen, edebiyatla meşgul olan pek çok insandan da benzer ifadeler duyuyoruz. Yani delirmemek için, aklımı kaçırmamak için benim sanat çıkış yolum diye. Çok insan vardır bir sanat dalına belki meyli olan, merakı olan ama yaşım ilerledi, benden geçti ya da işte ben bunu bu saatten sonra başlayamam, yapamam, işte inşa ettiğim şeyleri yıkamam, bir kariyer inşa ettim falan deyip kendi kendini bastırır ve mutsuz ölür. Gerçekten sanatçı değildir çünkü. Yani olsa duramaz diyorsunuz. Duramaz. Duramaz. O öyle bir acı hisseder ki insan, hı hı, ve o kabz dediğimiz hal, tasavvuftaki o sıkışmışlık, hı hı, öyle bir hal alır ki artık sizi durduramazsınız, hı hı, kendinizi. Hı hı. Yani o barajın kapağının açılma halidir. Hı. Dışarıya doğru çağlama isteğidir. Bunu gerçek manada hissedenler, canı çok yananların yapabileceği bir şeydir bu. Laf olsun diye yapılacak bir şey değildir. O yüzden bazı insanlar gerçekten sanatçıdırlar ve onlara saygı duyarız. Hı hı. Bazıları sanatçıymış gibi davranırlar. Onlar zaten bizim konumuz dışındadır. Ama gerçek sanatçılar yoğunluklu olarak acıdan beslenirler ve bu acı kendi acılarıdır. Hı hı. Bunu çözümlemedikleri takdirde, bunu dışarı vurmadıkları takdirde, bunu bir şekilde ifade etmedikleri takdirde yok olacaklarına, hı hı, inanırlar ya da kendilerini yok edeceklerine inanırlar. Hı hı. Ve bu çok korkutucudur ve artık kimisi resme, kimisi yazıya, kimisi bir aktör olarak ifadeye dönüştürür, hı, kendini. Bunun önünde duramaz. Duramayanlar sanatçıdır. Hı. Ama benim yaşım geçti, o yüzden yapmıyorum. Bu gerçek sanatçı değildir o. Gerçek sanatçı duramaz zaten. Hı. Hı. O bir gecede ben artık bırakıyorum avukatlığı dedirten hal nasıl bir haldi? Ben onu bir psikolog olarak da çok merak ediyorum. O shift anı, bir yerden öbür tarafa. Bunu geçiyor, nasıl anlatabilirim diye düşündüm ben. Yani bu benim duygum ama bu duyguyu karşı tarafa nasıl izah edebilirim diye düşündüğümde kurduğum cümle şuydu: yazmasaydım infilak edecektim. Hmm. Hı hı. Bu infilaktan ne anlarsanız anlayın. Hı hı. Çünkü içinde bulunduğum ortam, yaptığım meslek hiçbir şekilde beni mutlu etmiyordu ve tatmin etmiyordu. O yaptığımın ben olmadığımı dışarıdan bir gözle görmüş oluyordum. Hmm. Bu çok rahatsız edici bir şey. Oysa ki benim potansiyelim bu değil. Ben şunları yapmak durumundayım. Bu benim mükellefiyetim. Çünkü ben bunun için yaratıldım, hmm, noktasına gelip de bunu beceremiyor olmak, hala size biçilen rolü oynuyor olmak inanılmaz bir sıkışmışlık hali. Bunu susturmanın yolu ya bütün yönünüzü değiştirmek ya da kafanıza sıkmak olabilirdi. Evet, evet. Başka türlü olmazdı. Ve sanatın beni gerçekten iyileştirdiğini düşünüyorum. Beni ihya ettiğini düşünüyorum. İmha etmediğini düşünüyorum. Tabii sanat toplumdan kopuk bir şey değil. Yani sanatçı toplumdan kopuk olamaz. Hı hı. Toplumdan kopuk olmama hadisesi şudur: İnsanı belirleyen şey nedir? İçinde bulunduğu coğrafya, iklim, o toplumun kültür yapısı, gelenekleri, görenekleri, o siyasi atmosfer, o ekonomik çalkantılar, o psikolojik gerilimler, bütün bunlardan beslenir insanoğlu. İnsanoğlunun karakteri bunun üzerine şekillenir. Dolayısıyla sanatı toplumdan, sanatçıyı toplumdan ayırmak mümkün değildir. Sanat çok elitist bir şey değildir aslında. Belki ortaçağ dönemlerinde sanatın daha elitist bir şey olduğunu görüyoruz. O da işte kralların hükümran olduğu dönemlerde sanatçıları himayelerine alıp kendi çerçevelerinde sanat üretmelerine yönelik bir sanatçı kimliği görüyoruz. Siyasi erkle de çok fazla hesaplaşıp baş kaldıramazlar. Çünkü varlık sebebidirler, besleniyorlardır, destekleniyorlardır ve daha özgür hareket etme imkanları, yani karnımı nasıl doyuracağım derdinde değildir, sanatına yöneliyordur. Ama ortaya çıkan eserlere bakıyoruz, kavuşmuştur. Ama bunun da handikapı var, bunun da sıkıntısı var. Burada evet bir boyunduruluktan kurtuldu, kendi içgüdülerine dayanarak sanatı üretecek ve daha bağımsız olacak, istediği şeyleri yapabilecek, istediği ifade biçimini kullanacak derken, işte o kapitalizm sistemi giderek sanatı bir metaya dönüştürdüğü için, alınıp satılan bir meta haline geldiği için giderek sanatından da taviz vermeye başlar. Yani sanatın algısı değişir. Evet. Aslında sanat icracılarının olabildiğince özgür olması lazım. Kesinlikle. Gerçek sanatı ifade edebilmeleri için. Bu demek değildir ki kendilerini var eden coğrafyanın parametreleri ve değerler manzumesinden tamamen beri olacaklar. Hayır, o zaman gerçek manada sanatçı olamazlar. Sanatçının eleştirisel bir yönü vardır ama bu eleştirisel yön tamamen reddetme üzerine değildir. Hani her şeyi reddediyorum ve sıfırdan bir şey oluşturuyorum. Reddedemezsiniz çünkü sizin kimliğinizi oluşturan şey bu potadakilerdir. Zemin bu. Dindir, kültürdür, ekonomidir, siyasi düzlemdir, inanç manzumeleridir, ilişkiler ağıdır sizi var eden şey. Ve siz bütün bu sizdeki birikimlerden yola çıkarak bir şey üretirsiniz. Ürettiğiniz şeyin artık toplumdan beri olması mümkün değildir. Evet. Bazen siyasi dönemler baskıcı olur ve ki sanatın ve sanatçının başına gelebilecek en korkunç şey bu. Marksizme baktığımız zaman sanatla olan irtibatına baktığımızdan, sanatçıya olan müdahalesine baktığımızda zaten devrimlerde ve halk ayaklanmalarında ve sonrasındaki devrimlerde ilk etkilenen şey sanattır. Sanatın şekli ve şemali değişir. Sanatçıların üretim psikolojileri değişir. O siyasi erk baskıyı kurar ve kendi simgelerini halka empoze etmek için, kendi fikirlerini yaymak için sanatın gücünü bir araç olarak kullanırlar. Ve o sanat artık siyasal bir imgeye dönüşmüş olur. Yine sanat hüviyetini yitirir. Araçsallaşmış olur, evet. Hizmet etmiş olur bir şeye. Evet. O zaman da özgünlüğü ve orijinalliği kaybolur. Sadece olabildiğince sanatçıların bağımsız, özgür, düşüncelerini ifade edebilen ama şunu da kaçırıyoruz. Şu ara İstanbul'daki ve Türkiye'deki bütün salgından ben de nasibimi almış durumdayım. Geçmiş Boğaz problemim var. Çok ciddi bir salgın var. Sürekli gıcık halinde buram. O yüzden kusura bakmasın bizi izleyenler. Sanatın başına biz hatırlayın hep güzel sanatlar deriz. Evet. Güzel sanatlar. Çünkü sanat ihya edici olmalıdır. Sanat imha edici olmamalıdır. Hı hı. Hayat veriyor. Bir toplumun çarpıklığını, bir toplumun içinde yaşayan, toplumu oluşturan insanların değerler manzumesinin yok olduğunu ve o artık toplumun yaşanmaz bir hal aldığını, insani özelliklerden sıyrıldığını, bütün değerleri ve bütün o moral değerleri kaybettiği bir toplumda sanatın aslında güzel olması ve ihya edici olması lazım. Sanat kötü gidişata ivme vermemelidir. Ama bunun yansımalarını görüyoruz. Çünkü insanoğlu etkileniyor, çağdan etkileniyor, atmosferden etkileniyor, siyasetten etkileniyor. Etkilenen bir varlık insanoğlu. İstanbul'un bir semtine, Kadıköy'e gidin. Duvarlardaki resimlere bakın. Çok enteresan. Sosyolojik olarak tespitler yapmak için zaman zaman gider izlerim. Duvar resmi boyamanın yolu sadece korkunç canavarlardan mı geçiyor? Duvar resmi yapmanın yolu sadece insan hüviyetini kaybetmiş varlıkları resmetmekten mi geçiyor? Bir mekanik dönüşme şekli mi ifade ediliyor? Öyle ifade ediliyor. Neden duvarlarda insana eski tabirle neşvi nema kazandıracak? Zaten içinde bulunduğu o kaotik durumun bir parça dışına çıkaracak. Ona farklı insani duygular yükleyecek. Daha sükunetli, daha sağlıklı ve daha relax hale getirecek. Çünkü yaptığınız meslekte insanoğlunun geldiği noktayı biliyorsunuz. İnsanı ihya edecek bir şekil almaz da neden böyle kaotik bir resme dönüşür? O insandan o çıkıyor. Çünkü değerler manzumesi kaydığında alan, insanoğlu yaratılış gayesinden uzaklaştığında, bambaşka bir kimyaya büründüğünde ürettiği şey de odur. O aslında bizatihi kişinin kendisidir. İç dünyasıdır. Buradan baktığımız zaman bunun tam manasıyla sanat olarak algılanması, sanat olarak önerilmesi ve teşvik edilmesini çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası. İnsana zarar veren, insanı imha eden, bu tür görüntülerin sanat adı altında yayınlanmasını farklı buluyorum. Küresel güçlerin oyunu olarak da görüyorum. Çünkü biliyoruz ki yani sanatla çok uğraşılmış. Tarihsel tarihler boyunca sanatçıyla çok uğraşılmış. Çünkü üst akıl sanatın gücünü fark etmiş. Özellikle görsel sanatlarla insanları değiştirip dönüştürebileceğini görmüş. O zaman kendi amacını yerine getirmek ve topluma dayatmak ve bilinçaltına girebilmek için sanatı kullanmış. Buradan baktığımızda bu sanatın ihya edici olmadığını, insanoğlunu imha ettiğini görüyoruz. İnsanı mekanikleştirdiğini, duygularından kopardığını, insanlığından uzaklaştırdığını, vahşi kıldığını, cinsiyetsizleştirdiğini, bir prototipe dönüştürdüğünü görüyoruz. Ve bütün o moral değerleri, onu var eden o coğrafyanın bütün kültürel değerlerini, geleneklerini, ananesini ve kültürünü kaybetmiş bir zihnin içini bambaşka şeylerle doldurduğunda biliyor ki o ferdi daha rahat kullanabilirim. Onu bir tüketim aracı haline getirebilirim. İşte sanat kötücül ellerin elinde imha edici olabiliyor. Zarar verici olabiliyor. Hem bahsettiğiniz gibi görsel sanatta hem işitsel müzikte mesela bir zehri şekerle kaplayıp yutturmak gibi normalde çok belki karşı tarafın direnç gösterebileceği bazı fikirleri, duyguları veya dünya görüşlerini sanatın içerisine yedirdiğimiz zaman karşı tarafa çok rahat ulaşabildiğini görüyoruz. Evet. Hiç sempatiyle bakmayacağı bir dünya görüşüne ya da yaşam tarzına çok kaliteli çekilmiş bir filmde ya da dizide, çok incelikli işlenmiş bir karakterde, bir romanda veya rastlayınca ona empati yaptığını, hatta o dünya görüşünü, o yaşam tarzını onayladığını falan çok rahat görebiliyoruz. Sanatın böyle bir gücü var. Çok ciddi bir empati yaptırabiliyor karşıya. Çünkü nükleer silahlardan daha etkili sanat. Çok. Buna çünkü bunun sızıntılarına karşı bariyerimiz yok. Yani evet, bir şarkıyı dinlerken aslında bir şeye ikna oluyor olabiliriz. Evet. Ki çok fazla örneği var. Ben biraz müzikle ilgiliyim. Bir ara bir 70'ler konserine gitmiştim. Arka arkaya sadece 70'lerin şarkıları. Ye, iç, gül, oyna, işte 3 günlük dünya, hepsinde mi aynı mesaj olur? Ama o kadar çok üst üste. Yani günlerimiz geçecek bir gün saya saya hep, ama böyle eller havaya, çok hoş ritimler. Hakikaten ya 3 günlük dünya, ye, iç, gül, oyna. Buna inanarak çıkabilirsiniz o konserden. Yani o kadar 70'ler boyunca yapılan şarkılarda ortak bir tema var ki. Tabii dünyanın o dönemki zeitgeist'iyle de ilgili muhtemelen işte çiçek çocuklar falan, o batıdaki ye, iç, oyna, gül, eğlen, dünya o kadar da kafaya takılacak bir şey değil. Apolitik bir zihniyetin şarkıları. Ama annelerimiz onları dinleyerek gençliklerini geçirdiler. Birinden etkilenme, ikisinden etkilenme en sonunda artık mantıklı, makul gelmeye başlıyor. Çok hoş melodilerle geldi. Birdenbire bir toplum değişmez zaten. Tabii. Usul usul, sirayet ede ede değiştirilir. İşte annelerimizden başlayarak onun nesli, ondan sonra onun nesli bambaşka bir noktaya dönüşür. Bu bir projedir. Öyle. Ve uygulanabilir bir projedir. Sonuçlarını da alabilirsiniz ama sonuçları güzel değildir. Değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Değil, İlla çiçek, böcek, kelebek, orman, çimen, müstakil bir ev, arkada leylekler demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Goya'ya bakıyoruz. O iç savaşı bize nasıl anlattığına ve o iç savaşı nasıl reddettiğine, o faşizme nasıl karşı çıktığına dair bugün hala milyon dolarlara satılan o muhteşem eserleri görüyoruz. Kurşuna dizilen askerler. O günü ifade etmek zorundaydı Goya. Çünkü o kabul edilir bir şey değildi ve o sanatıyla, resmiyle, ki o esnada o da bir haminin altındaydı ama dayanamıyordu ve tekrar el altından bunları üretmek ihtiyacı hissediyordu o sanatçı duyarlılığıyla. Evet, bir manga askerin bir İspanyolu kurşuna dizdiğine dair tabloyu görüyoruz ama o bize çok şey anlatıyor. Onun bize anlattığı şey, oradaki vahşet, oradaki korku dolu gözler bize çok şey anlatıyor. Aslında o imha etmek için değil, ihya etmek için üretilmiş bir sanat. Ve tarihe not düşüyor. İşte Gernika'daki gibi, evet, yani ben yapmadım siz yaptınız, tabii, dediği gibi ressamın. Tarihe o notları düşmek onların da herhalde namus borcu bir sanatçı, tabii, olarak o dönemi anlatmak, resmetmek. Dolayısıyla sanatçı içinde bulunduğu o siyasi düzlemde her daim at başı gitmeyebilir. Evet. İtirazları söz konusudur, reddiyatlar geliştirebilir. Sanatın içinde bu var. Ama hak ve adalet kavramlarından beslenen bir sanatçı için bu böyle olur. Ama siyasi erkin kullanılabilir prototipi haline dönüşmüşse, bir tetikçi gibi kullanılan bir sanatçıya dönüşmüşse, o zaman bu başka yorumlanması gereken şeydir. Evet, orada biraz işlevsel tarafıyla diyelim kiraya vererek o yeteneğini bir şeyin propaganda aracı haline belki gelebiliyor. Kim ne derse desin pornografi sanat olamaz. Yani pornografiyi sanat olarak gösteremezsiniz. Böyle bir şey yok. Birçok ressam bunu yapmıştır. Batı'da, Amerika'da, Avrupa'da. Hazcılığın had safhaya çıktı. Haz almanın ötesinde yaşamanın hiçbir manasının olmadığına inanan bir siyasi düzlemde bu tip tablolarda ortaya çıkmıştır. Ama bu sanat değildir. Hı hı. Bakın, nü çizmek pornografi değildir. Değil, değil. Orada başka bir mesaj. Orada başka bir şey var. Ama siz salt pornografiyi sanat diye bugünün nesline yutturmaya çalışıyorsanız, hı hı, müziği ve o müziği uygulayanların ortaya koydukları o ses varyasyonları ve o bestenin gücü ve güzelliğinden öte, o ortada onu ifade eden kişinin seks objesi dönüşmesiyle bir nemalanıma ortaya çıkarıyorsanız, burada başka bir hesap, evet, var demektir. Sanattan öte show business denen şey orada. O sanat değildir artık. Ha, halbuki taş plaklardan, tamam çok nostalji yapmayalım ama diyeceksiniz, diyecek izleyicilerimiz yaşlı yaşlı konuşuyorsunuz diye. Tamam, taş plakta sadece bir ses var ve insanı mest ediyor. Ama bugün sadece bir sesle ya da bir şarkı yorumuyla değil, sahnenin ışıkları, kostümü, işte erotik danslar, kıyafetler vesaire, bak, bunlarla Türk toplumu çok enteresan bir toplum. Yani büyük bir kısmının muhafazakar olduğu, hani nüfus cüzdanında Müslüman yazdığını, hı hı, görüyor ve buradan yola çıkıyorsak. Ama Türk toplumu gerçekten çok enteresan. Burada söylemeye çalıştığım şey aslında sosyolojik bir tespit. Toplumun çok sevdiği, bağrına bastığı bir Zeki Müren örneği var. Evet. Zeki Müren örneğinden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Fakat Zeki Müren kendi cinsel tercihini, tavrını fahş etmiş bir adam değil. Ulu orta yaşamış bir adam değil. Bunun propagandasını yapan bir adam değil. Rahmetli Zeki Müren bu toplumun moral değerleriyle barışık, konuşmasını yaparken bunu ifade eden, insanlara zarar vermeyen ifadeleriyle mütedeyyin kesimi dışlamayan, hakir görmeyen bir siyasi objeye de dönüşmemiştir. Öyledir, kendini öyle ifade etmiştir. Ama bunun bayraktarlığını yapmamıştır. Evet. Türk halkı Zeki Müren'i bağrına basmış mıdır? Yani biz enteresan bir milletiz. Evet. Ama orada önemli olan Zeki Müren'in sanatıdır. Hı hı. Çünkü gerçekten kaliteli bir sestir ve gerçekten kaliteli bir icra ortaya koymaktadır. Hı hı. Baktığın zaman disiplinler. Kesinlikle. Burada değerimiz budur. Şov yapmış mıdır? Yapmıştır. Ama o ses olmamış olsa, o kültürel birikim olmamış olsa, o eğitim olmamış olsa, yani bugün hocalık yapabilecek seviyede o musikiye vakıf olmamış olsa, bugünün hokkabazları gibi olmuş olsa Zeki Müren olur muydu? Yok. Bugünün hokkabazlarını toplumda 10 yıl sonra kim hatırlayacak? Burada önemli olan kaliteli bir şey icra ediyor olmak ve içinde bulunduğunuz coğrafyanın değerler manzumesinden kavgalı olmamak. Evet. Çünkü entelektüel olmanın yolu sizi var eden coğrafyanın parametrelere vakıf olup onun üzerine evrensel bir okuma geliştiriyorsanız. Kesinlikle. Ama sizi var eden bu coğrafyanın diniyle, kültürüyle, mazisiyle, geçmişiyle kavgalıysanız, o zaman siz sanat icra etmiyorsunuz. Sizin derdiniz başka. Siz başka bir amaca hizmet ediyorsunuz. Günümüzdeki en büyük problem bu. Sanatçı diye tabirlediğimiz ve kartvizitlediğimiz kimliklerin gerçekten sanatçı olup olmadıkları konusunda ciddi soru işaretleri var. Şov işi yapıyor pek çoğu. Bir miktar yetenek gerektiren şov bazen... Şov da yapıyor, tetikçilik de yapıyor. Ha, eyvallah, kesinlikle. Yani sanatla o şov biznesi kesinlikle ayrı tutmak lazım. Evet. Hani tabiri caizse işte önüne gelen diyelim, ben sanatçıyım, bir dakika dur. Yani şimdi bir sanatçı konser vermek için oradadır. Şarkılarını ifade size göre, bana göre güzel değildir ama bir kısım insan sesini güzel buluyordur. Ya da başka şeyler için oraya gidiyordur. Ve bir konser alanıdır. Yüzlerce insan var orada. Sanatını yapıyor. Siz bugün hani küresel bir oyun kurucuların Türkiye'ye dayatmaya çalıştığı ve propagandasını yapmaya çalıştığı bir bayrağı açıyorsunuz. Sanatla hiçbir alakası yok. Ve ondan sonra diyorsunuz ki buna karşı olan varsa defolup gidebilir. Şimdi bu... Burada ciddi sıkıntı vardır. Gerçekten sıkıntı vardır. Bu toplum seni dinliyor. Bu toplumun parametreleriyle, değerler manzumesiyle, gelenekleriyle, kültürüyle, diniyle bu kadar kavgalı bir sanatçı olur mu ya? Pornografiyi bu kadar öne çıkaran bir pop sanatçısı, bence pop sanatçısı olamaz. Bu işi çok kaliteli icra eden insanlar var. Evet. Hani bu toplum yıllarca Ajda Pekkan'ı dinledi. Hala dinliyor. Yaşlanmaz bulunan bir kadın. Ama ben Ajda Pekkan'ın kendini pornografiye çevirdiğini hiç görmedim. Yok. Her zaman çok ölçülü. Ha, seversiniz, sevmezsiniz. Ama bir realitedir, bir gerçekliği vardır. Kesinlikle. Ve sanatıyla gündemde kalan, hani skandallarla değil, pornografiyle değil. Gerçek sanatçılar buna ihtiyaç hissetmezler. Sezen Aksu pornografiye hizmet etti mi? Buna ihtiyaç duydu mu? Sanatı o kadar güçlüydü ki buna yer yoktu zaten. Buna bir ihtiyaç yoktu ama siz zaten başka sebeplere dayanıyorsanız o zaman başka şeyler oluyor. Evet. Siyasetini kabul etmeyebilirsiniz. Görüşleri size uymayabilir. Burada kastettiğim şey neyi kullanıp neyi kullanmadıkları. Ama neslimizi iyiliş etmek adına, neslimizin zihni yapısını bozmak adına bir kısım sanatçı, müzik, başka sanatın alanları, görsel sanatlar silah gibi kullanılıp bir tetikçiliğe soyunuyor ve benim neslimin bütün değerlerini, bütün parametrelerini, bütün moral değerlerini yok etmek üzerine sanat icra ediyoruz diyorlarsa orada ciddi bir kavga var. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet, orada sanatı sadece çok kullanışlı bir propaganda aracı olarak paravan yapmak belki var sadece. Ama gerçek sanat bu değil. Değil. Asıl mesajını da gözden kaçırıyoruz. Gerçek sanat dediğiniz gibi ihya eden bir şeydir. İnsanın ruhunu çiçeklendiren, içinde çiçekler açtıran bir şeydir. Geçenlerde hatta Twitter'da yazdım. Mesela sanat her yerdedir. İlkokullarda teneffüs zilinde de sanat vardır. Dedim ki niye abuk subuk pop şarkılarıyla çocuklar teneffüse çıkıyor? Bir de o yaş grubundaki çocukların dinlemesi uygun olmayan şarkılar. Evet. Sözlerine baktığınız zaman çok enteresan. Niye zil sesi çalmaz? Ding dong, ding dong, ding dong. Eğer dedim illa müzik icra edecekseniz Vivaldi'den bir müzik çalın. En azından kaliteli bir müziğe kulağa aşina olsun çocuğun. Mesleğin ilk yılında, henüz de öğrenciliğim bitmemişti, ufak ufak çalışmaya başladığımda bir anaokulunda çalıştım. Gittim işte tanıyorum, gözlemliyorum ilk hafta. Çocukların en sevdiği şarkılar falan bir panoda yazıyor. Baktım böyle son derece bayağı popüler kültür şarkıları, pop şarkıları. Bu çocukların dilinde bunun ne işi var? Yatmadan önce, öğle uykusundan önce bir süre dinletiliyormuş orada da radyodan vesaireden. Dedim ki ben bu çocuklara, dediğim gibi müzikte biraz ilgi alanım olduğu için ben bu çocuklar için CD hazırlayacağım. Onları dinletelim bundan sonra. Klasik Türk müziğinden, klasik Batı müziğinden 2 tane CD hazırladım. Böyle 4 mevsim falan Vivaldi'den, klasik Türk müziğinden bazı longalar onların hoşuna gidebilecek. Ondan sonra onları dinlettik yıl boyunca. Dedim kulaklarında kalsın, kulağa terbiye olur çocuğun. Bunun gibi bir şey. Hayatın bugün dinlenen ve ertesi gün unutulan anlamsız pop şarkısını çocuk... uyumaya yatarken niye dinlesin? Ya, bilinç dışına işleyecek. Halbuki kulağını terbiye ediyoruz. Bilerek kasıtlı yapılan işler bunlar. Maalesef ve bunları azaltmaya çalışacağız. Basitliğin ve pespayeliğin sıradanlaştığı bir toplumda ve ayyuka çıktığı bir toplumda bazı şeyleri ifade etmekte zorlanıyoruz. Kesinlikle. Değerli hocam, kısa bir ara vereceğiz. Onun ardından tekrar buradayız. Değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından bekleriz. Tekrar merhabalar. Vav TV'de Hayata Dokunmak programındasınız. Ben Rukiye Karaköse. Değerli konuğum oyuncu, yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'yla sanat ve topluma dair konuşuyorduk. Devam ediyoruz. Evet. Bahadır Bey, şimdi ilhamdan bahsediyoruz. Hani ilham perisi, ilham geldi, gelmedi. İşte bir sıkışma hali yaşıyor bazen sanatsal üretim yapan insanlar. Bazen şunu duyuyoruz. Ya öyle ilham falan beklemeyeceksin. Her gün oturup 9 ile 5 arası yazı masasının başına oturup kendini buna kurarsan, programlarsan o ilham gelmek zorunda olur. Sen yeterince üretirsen diye. Bir böyle görüşler var. Bir de ne olursa olsun işte o museler denen ilham perileri mitolojide de böyle bir ilahi dokunuş adeta. Çünkü ilhamın öyle biraz ilahi bir boyutu da var. Rüyasında görüp beste yapan büyük bestekarlar var. Bu bana rüyamda öğretildi diyor. Rüyasında bir şey görüp kalkıp resmedenler var veya bir roman karakteri yaratan insanlar, ortaya koyan insanlar var. İlham boyutu da çokça ele alınan bir şey. Siz hangi görüşe sahipsiniz merak ediyorum. İlham kaynağınız var mı? Varsa nedir? Yoksa zaten birikmiş bir şey vardı. Barajın kapaklarını açıp masanın başına oturmak yetiyor mu diyorsunuz? Sizin ilhamınız nasıl? Edebiyattan bahsediyorsak şayet, edebiyatın bölümleri içerisinde romancılıkta ilham olmaz. Sebebi de şu. Şiir yazıyorsanız evet bir anda aklınıza bir söz gelir. Vapurda giderken bir bakış, bir görüş sizi tetikleyebilir ve kelimeler dökülebilir. Evet, ama roman dediğinizde kurgusu olan, boyutlu olan, katmanlı bir iş yapıyorsanız o ilk söylediğiniz düzenli, daimi yazıyor olmanız lazım. Evet. Kopmamak gerekir hikayeden. Romanı yazabilmek için pek çok insan soruyor. Hocam ben de yazmak istiyorum ama nasıl başlayacağımı bilmiyorum gibi. Yazmak istediğiniz konuyu biliyor olmanız lazım. Bunun bir düşsel serüveni oluyor. Ne yazmalıyım yeni? Sizi tetikleyen ya da ilham da desek, bir füziyat da diyelim, bir şey. Evet, bu konuda yazmam gerekiyor diyebilirsiniz. Ama ondan sonraki süreç daimi motomot yazmakla alakalı. Konuyu biliyor olmanız lazım. Başını sonunu biliyor olmanız lazım. Yani bir insan gibi tabir edersek iskeleti görüyor olmamız lazım. Daha sonra başlıyorsunuz. Yazım süresi içerisinde birçok şey değişebiliyor. Hiç planlamadığınız karakterler girebiliyor ama o daimi, ister 20 sayfa artık o günkü ruh halinize göre, isterseniz 2 satır. Ama mutlaka bilgisayarınızın ya da kağıdınızın önüne geçip onu karalamanız ve yazmanız icap ediyor. Yapmadığınız takdirde soğuyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı bütün yazarlarda, roman yazarlarında böyle. Bir bölümü icra edip ondan sonraki bölüm üzerinde düşünebilirsiniz. Araya bir mesafe girebilir ama kafanız o işle alakalıdır. Yani başka bir şeye kopamazsınız. Velhasıl düzenli yazmak gerek ama şiir öyle değil. Evet, gece yattığınızda aklınıza bir söz gelebilir. O yüzden derler ki şairler başuçlarında mutlaka bir kalem kağıt bulundurur. Yanında bir kalem kağıt bulundurur ki bir kelime bile çok önemlidir. Bir şiirde yerleştirecek bir kelime arıyordur, bulamıyordur o duyguyu ifade etmek için. Ama o bir anda gelir ve onu kayıt altına alırlar. Çünkü insanoğlu unutmaya meyyal. Evet, ve onu bağlamak için de yazmak gerekiyor. Evet. Avdır derler akla gelen şey. Avdır, kaçmasın diye iple bağlamak gerekiyor. Doğru. Eskiler öyle der. İşte o kayıt altına almak, onu bağlamak. Evet. Peki oyunculukta ilhamınızı nereden alıyorsunuz? Çünkü içinizden bir şey çıkarıyorsunuz. Çok şahsi, çok kendinizden bir şey. Oyunculuk bir manada çok özel ama bir manada da kombine bir iş. Müdahil olduğunuz ya da olamadığınız yerler var. Puzzle'ın parçası gibidir projeler. İster film yapın, ister dizi yapın. Sizin dışınızda birisi yazıyordur onu. Sizin karakterinizi o belirliyordur. o karakterin nasıl görülmesine o karar vermiştir. Hem fiziki hem ruhi nasıl bir karaktere dönüşeceğini ve ne söyleyeceğini de o belirler. Siz size bırakılan alanda işte kabiliyetinizi ortaya koyuyorsunuz. O biraz da sizin için biçilmiş rolü içselleştirip içselleştiremeyeceğinizle de alakalı. Her iyi aktör, uluslararası platformda da böyle, her projede başarılı olacak diye bir kaide yoktur. Bazen bir rolde göklere çıkarttığımız biri başka bir projede, çünkü o kast doğru değildir, o rol onun değildir, onunla ünsiyet geliştirememiştir, içselleştirememiştir ve doğru olarak kurgulayamaz, gösteremez o karakteri. O onun kötü olduğuyla alakalı değildir. Puzzle'ın parçası olarak orada bir sıkıntı vardır. Dolayısıyla oyuncu kendine biçilen rolde, kendine bırakılan alanda, ben şöyle diyorum hep, senaryo var, cümle ezberleme sanatı değildir oyunculuk, replik ezberleme sanatı değildir. Satırlar arasındaki boşlukları doldurma sanatıdır. Kapıdan içeriye girdi ve büyük mabeyne doğru yürüdü yazar dipnotta. Söz yoktur mesela. Ama nasıl yürüyeceğiniz, nasıl bakacağınız, elinizin nerede olduğu, o artık repliğe göre ya da oradaki ruh dünyasına göre senaryodaki elinizin titreyip titremeyeceği veya nasıl titreyeceği, hangi kaçamak bakışı yapacağınız, bakışınızdaki o kaygıyı seyirciye geçirip geçiremeyeceğiniz sizin kabiliyetinizle alakalı bir şeydir. İyi oyuncular da bu işleri iyi yaparlar genelde. Çünkü enstrümanınız tamamen kendi bedeniniz. Evet. Kendi ses tonunuz, evet, kendi ritminiz çok özel bir şey, çok şahsi bir tarafı da mesela, var. Mesela birçok oyuncunun menkıbesi farklı. Karakterden karaktere büründükleri için herkes bir tutunma noktası, bir çengel atacağı bir yer arar. Ben de şöyle gelişti. Tahsin karakteri bana uygun görüldüğünde ben nasıl bir tonla konuşacağımdı tutunduğum nokta. Hünkâra karşı sesimin tonu ne olmalı? Onun düşmanlarına karşı sesimin tonu ne olmalı? Aynı şey Barbaroslar projesinde derviş karakteri teklif edildiğinde çok altı çizilmiş bir karakterdi Tahsin Paşa. İnsanlar beni öyle kabul etmişlerdi. Benim en uzun soluklu işimdi. Oradan sıyrılıp kendimi başka bir adama dönüştürme serüvenim teklif edildiği andan itibaren düşünmekle geçti. Ben ona tutunuyorum. Sese tutunuyorum. Evet. Sesten yola çıkıyorum. Çünkü şunu gördüm. Belirlediğiniz ses, sese göre vücudunuz şekil alıyor. Yani mesela hünkârım dediğinizde başka bir vücut dili var. Ama bizim orada, benim orada yapmam gereken ve seyirciye göstermem gereken şey şuydu. Bu doğal olarak da vücut dilinizi öyle yapıyor. Hünkârım. Eğiliyorsunuz. Sesle birlikte vücut da eğiliyor. Ama derviş de başka bir karakterdi ve o karakterin güçlü görünmesi gerekiyordu. Çünkü büyük fotoğrafı gören kişiydi, akil kişiydi. O zaman hükmedici bir sesi olmalıydı. Sen onu niye yaparsın? Bak bu dik bir şey. Ben sese tutunuyorum. Evet. Önce karakterin sesini buluyorum. O sesi kullandıkça, konuştukça vücudum şekil alıyor ona göre. Ya eğiliyor ya dikleniyor. Evet, evet. Ama herkes böyle değil. Kimi yürüyüş belirliyor kendine. Nasıl yürüyeceğini. Adım aralığının ne olduğunu karakteri belirlerken. Ya da bir cümleye, bir repliğe tutunuyor ve sürekli onu kullanıyor. İnsanlar da günübirlik kullansınlar diye. Bu tip herkesin serüveni farklı. Evet. Benimki ses. Evet. Peki usta çırak ilişkisi nasıldır sanatta gözlemlediğiniz? Bu arada hani bir ille de yaşça, hiyerarşik bir şeyden de söz etmiyorum. Bazen bizden çok küçük biri de bizim ustamız olabiliyor. Hani çok doğal bir yeteneği vardır mesela gözlemleyerek de. Ama oradaki oyunculuktaki bilhassa daha yakın deneyimlediğiniz... Orada insanlar birbirine öğretmeye hazır mı? Bir usta-çırak ilişkisinden söz edebilir miyiz? Bu genel bir şey midir? Yoksa hani bir sanatçı kaprisi, kıskançlığı, ne bileyim ben ön plana çıkayım yani Tahsin Paşa çıkmasın ön plana. Bu da olabilir. Bir usta-çırak ilişkisi ya da yardımlaşma, birbirini yüceltme, birbirini yükseltme yaygın bir şey midir gözlemlediğiniz? Yoksa çeşit çeşit midir? Aktörlük bir parça içinde egoyu da taşıyan bir şey. İddiası olan insanlar bu kadar görünür iddialı işlere soyunuyorlar. Eğer zaten o aktörün iddiası yoksa, hani ben bu karakteri çok iyi çıkartırım, buna kendi inanmıyorsa zaten inandıramaz. Burada bir ego var, kabul edelim. Yani bende hiç ego yok desem yalan söylüyor olurum. Ama bunun pozitif ya da negatif yönde kullanmak var. Ama ego var. Sanatçıların birçoğunda da bu ego var. Dolayısıyla aslında birçok sanatçı yer aldıkları projelerde doğal olarak kendilerini parlatma taraftarıdır. Çünkü o onun varlık sebebidir, işidir ve orada doğru bir şey yapmalıdır ve ortaya koyduğu karakter diğer karakterlerden daha çok parlamalıdır. Bunu normal kabul ediyorum. Ben şuna inanıyorum. Benim hareket noktam o. Bütün samimiyetimle söylüyorum bunu. Zaten birçok yönetmenim de bunu biliyor. Bir proje var. Mesela Abdülhamit dizisinden yola çıkarım. Bu dizi ne anlatıyor? Bu dizi Abdülhamit Han Hazretleri'ni anlatıyor. Yani zirvede piramidin en uç noktasında o var. Abdülhamit Han Hazretleri olmadığı takdirde bu dizi olacak mı? Hayır, olmayacak. Onun dışında piramidin aşağı doğru inen kütlesinde yer alan sanatçıların tamamı bu piramidin en üst noktasındaki oyuncuyu parlatmak zorundadır. Ben buradan yola çıkıyorum. Eğer ortaya koyduğumuz hikayeyi gerçek kılmak ve inandırıcı kılmak adına ben ana karakteri ne kadar projeksiyonumla görünür kılabilirsem o kadar güçlü bir oyuncuyum. Nitekim bu yaptığımın da çok doğru bir şey olduğunu söylüyorlar. Yani bu artık kapristen, ari, kendini parlatmaktan uzaklaşmış ama doğal olarak o parlaklığı getiren bir süreç. Ben Abdülhamit'in yanında daha başarılı görüneyim. O aktörden daha, bu doğru bir şey değil. Sen yapılması gerekeni yapacaksın ama ana karakteri gölgelemeyeceksin. Evet. Buna inanıyorum. Eğer bu parçalar doğru işliyorsa o zaman aynı saat gibi tık 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 çark işliyor. Saatin içindeki bir çark çalışmasa saat çalışmaz. Evet. O yüzden bütün çarkların dişlilerinin yağlanmış olması ve iyi işliyor olmaları lazım ki bütüncül dizi dediğimiz, film dediğimiz o fotoğraf ortaya çıksın. Birbirine destek olmak, birbirini yüceltmek, yükseltmek aslında erdemli olmak kazandırıyor galiba her yerde. Bu manada yükseltebiliyorsunuz. Karşınıza alıp da bir oyuncuyu bak şöyle yap, böyle yap. Bu çok doğru bulunan bir şey değil. Siz karşınızdaki oyuncuyla o karaktere ne kadar inanıyor ve bütün tanımlamalardan sıyrılıp o oluyor ve işinizi layıkıyla yapıyorsanız karşı taraftakinin oyunu da yükseliyor. Bu karşılıklı alıp verme işi. Abdülhamit Han dizisinin, Payitaht Abdülhamit'in başarılı olmasının ana sebeplerinden biri, pek çok sebebi var. Ama ana sebeplerinden biri bu iki oyuncunun, yani Abdülhamit Han Hazretleri'ni oynayan Bülent İnal'la Tahsin Paşa'yı oynayan Bahadır Yenişehirlioğlu'nun birbirinden çok alıp vermesiyle alakalıdır. Karşılıklı etkileşimle alakalı. Biz birbirimizden hiç negatif elektrik almadık mesela. 4,5 yıl. O oyuna yansıyan bir şey. Kimi zaman onun oyunu sizi güçlendiriyor. Kimi zaman sizin oyununuz onu kışkırtıyor. Ve bu böyle şey gibi, tahtirevalli gibi daimi bir devinim sağlıyorsunuz. Evet. Bu çok önemli bir şey. Her oyuncuyla, her partnerle bu olmuyor. Evet, bir kimya uyması gerekiyor galiba. Ona inanıyorum. Evet. Yani sizin gibi düşünmeyebilir, sizin gibi yaşamayabilir, hayata sizin gibi bakmayabilir. Kastettiğim o değil. Aynı anadan doğmuş iki kardeş bile anlaşamıyor. Ama burada kastettiğim şey o projenin içinde yer alırken ona inanıyor olmak ve karşı tarafa da güveniyor olmak. Biz bir sahne çektik. Hamidimiz sahnesi. Bütün dünyada öyle biliniyor. Dünyada da çok reyting almış. Yani bütün o bölümlerin içinde en çok izlenmiş bölümdür o. Arabistan Yarımadası'nda, Türkiye Cumhuriyetler'de, Balkanlar'da, Uzak Doğu'da herkes bunu dillendiriyor. Çok net söylüyorum. Gidip geldiğim için biliyorum. Senaryo gelmişti ve inanılmaz güzel yazılmıştı. Uğur Uzunok sağ olsun senaryomuzu yazıyordu. Ve ben sahneye çok inandım. Ve Bülent'le biz telefon trafiği yaptık. Okudun mu ya çok güzel bir sahne, seyirci bunu çok sevecek. Fakat orada üçüncü bir kişi vardı. Yani bir vatandaş gelecek de rüyasını anlatacak. Ve ikimizin de soru acaba bu kim olacak? Şimdi oradaki oyuncu rolünü layıkı veçiyle yerine getirmemiş olsaydı, kaldı ki çok iyi çıkardı oyununu. O sahne öyle çıkmazdı. Oyuncuların gücüyle ve o sahneye olan inançlarıyla alakalı hadise köpürüyor ya da balon gibi sönüyor. Evet, kimyasal bir karışım gibi doğru bir dozu var. Doğru dozda doğru şekilde karıştırmak gerekiyor. Kesinlikle. Peki oyunculukla ilgili ben şunu da merak ediyorum psikolojik açıdan. Şimdi insanın içinde sonsuz bir yükseliş ve sonsuz bir düşüş potansiyeli var. Yani meleklerden üstünde olabiliriz, esfeli safiliğine, aşağıların aşağısına da gidebiliriz. Kesinlikle. Dünya bunun örnekleriyle dolu. Oyunculukta da zengin bir iç repertuar gerekiyor ki dışarıya vurulabilsin anladığım kadarıyla. Enstrümanınız, kendi duygularınız, kendi ses tonunuz, kendi bedeniniz. İnsanın içinde gölgeleri dediğimiz bazı karanlık alt kişilikleri var. Hepimizde var. Kışkırtıldığında ortaya çıkabilen yanlarımız, o uygun koşullar ortaya çıktığında. Mesela işte kan dökücülük, hırs, haset, kibir, riya bunlar insani arazlar diyelim. Doğru. Ve hepimizde potansiyel olarak var. Biz bir ömür bunları terbiye etmenin peşindeyiz. Bütün dini sistemler, manevi gelenekler bunun peşinde. İşte kesinlikle. O karanlık tarafını nasıl terbiye edebilirsin? Gölgeler de oyunculukta anladığım kadarıyla çok kıymetli. Çok işe yarıyor. Çok işe yarıyor. Dişi roller denir yani daha doğurgan, daha üretken, içinde pek çok olasılığı barındıran. Benim bildiğim kadarıyla, yanlışsam lütfen düzeltin, böyle bilge rolleri çok güzel oturuyor size. Hep bilge roller, bir bilgelik var rollerinizin içinde. Hani o gölgelerden beslenerek kötüyü oynamak ister misiniz? Ya da içimde bir sürü adam var. Mesela nasıl bir rol o gölgeleri açığa çıkartabilecek ve çok sağ salimen iyileştirecek? Aslında o da bir katarsis. Kontrollü bir ortamda içimizdeki karanlık tarafı açığa çıkarabilmek ama çok yapıcı ve iyi bir amaçla belki. O gölgelerden de beslenen bir oyunculuk biraz da bir yandan da ürkütüyor. Şizofrenik bir hal dediniz ya, insanın o disosyasyon yaşaması yani oyunculuk bölünmesi, zaten bir parça şizofreniyi barındırır. Yani zorunlu gibi görünüyor çünkü başka kişiliklere bölünmek. O oluyorsunuz. O olmak, tam olarak bu yani, o olmak. Tabii onu normal hayatınıza taşırsanız o tam bir şizofreni. Kostümünüzü çıkardığınızda orada kalıyorsa sağlıklı bir şizofreni. Orada işe yarıyor. Evet. Şimdi hiç kimse melek değil ki. İnsanoğlu. Çünkü imtihanın sırrı da o. Allah insanoğlunun içine nefsi koymuş mu? Dışarıda bir argüman olarak şeytan var mı? Sizi yoldan çıkaracak. Şimdi imtihan dünyası dediğimiz şey bu. Neyi öne çıkarıp neyi bastıracağınızla alakalı. Herkesin katil olma potansiyeli vardır. İnsanda o nüve var. Siz bunu kullanmıyorsunuzdur. Ama kullananlar katil olabilir. Yani doğuştan kimse katil olmaz. Şartlar o noktaya getirir. Ben içimdeki adamları biliyorum. Bunları tanıyorum. Kimini susturuyorum, kimini bastırıyorum, kimini cezalandırıyorum, kimini ortaya çıkarıyorum. Zaten ayar böyle çıkmıyor mu? Yoksa imtihanın sırrı kalmaz. Melek gibi yaratılmış olsam, kötülükten beri olsam o zaman imtihanın sırrı kalmayacak. Evet. Var. Allah nasip ederse, ömrüm olursa mesela bir kötü adamı oynamak istiyorum. Onu çıkaracağımı biliyorum. O içimdeki gölgeden yola çıkarak onu iyi yorumlayacağımı biliyorum. Fakat geçenlerde bunun sohbetini yapmıştık bir arkadaşla, bir sinemacıyla. Size söylediğim gibi söyledim. Dedim bir kötü karakteri oynamak istiyorum. Çok güzel çıkartırsın ama senin kötün ahlaksız olmaz dedi. Mert düşman gibi. Mert kötü. Çok güldüm o zaman. Tam da benim Tahta At romanımda işlediğim bir konudur bu. Kötü bir adamı, iş adamını anlatıyorum. Ama kötüye neden dönüştüğünün alt parametrelerini veriyor. Kötüyü görüyoruz ve ona hak veriyoruz. Çünkü o kötüye dönüşmüştür. Ben ceza avukatlığı yaptığım dönemde, pek çok onulmaz işe girdim. Evet. Pek çok karakter tanıdım. Çok korkutucu gördüğünüz toplumda birçok karakterle birebir görüşme yaparken omuzumda ağladıklarını biliyorum. Oradan yola çıkarak hep şunu söylüyorum. Bu benim kendi tespitim. Bazı insanlar çocukluktan itibaren öyle örselenirler, öyle korkutulurlar ki, öyle korkarlar ki bütün bir ömür boyunca ızbandut gibi bir adam olsa bile içinde bu korku vardır. Bu korkuyla baş edebilmenin yolunu bizatihi o korkuya dönüşmekle sağlayabilir. O yüzden o insanın içindeki çocukları ben biliyorum. Temas kurduğunuzda, başını okşadığınızda bir psikiyatr gibi davasını görüşürken omuzumda ağlayan müvekkiller biliyorum ki dışarıda gördüğünüzde korkacağınız biri. Doğuştan kimse kötü doğmaz. Zaman içerisindeki şartlar, yaşantılar, aile, toplum onu o noktaya getirir. Tabii onu yorumlamak ve göstermek de bir aktör olarak çok kışkırtıcı. Evet, değil mi? Çok cezbedici kesinlikle. Evet, evet. Rakel Dink demişti ki Hrant Dink'in eşi, Hrant Bey vefat ettiği zaman suikast sonucu çok güzel bir konuşma yapmıştı. Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamalıyız. Çok güzel bir söz değil mi? Biliyorum o sözü. Bu çocuk da bir zamanlar bebekti dedi. Eline silah verilip bu katleden kişi. Bir bebekten katil yaratan karanlığı sorgulamalıyız. Çok güzel bir sözdü. Duvara asılacak bir sözdü. Anne duygusallığıyla söylediği, kadın olma duygusallığıyla söylediği, merhamet yönüyle söylediği bir sözdü ki derin bir acı yaşıyordu ama bu sözü söyledi. Bu çok önemli bir şey. Az önce bahsettiğiniz meseleyi anlatan çok ciddi bir teori var psikolojide. Nedir? Kurban tuzağı diyorlar buna. Çocukken herhangi bir şekilde ihmale ya da istismara maruz kalmış, itilmiş, kakılmış, incitilmiş, örselenmiş çocuklarda bir kurban psikolojisi gelişir. Yani ben çaresizim, kendi sorunlarımı çözemiyorum, muhtacım ve bana her an her şey olabilir. Hayat karşısında çok korunmasız ve savunmasız hissetmek. Bunu da az çok hissetmeyen yok gibidir. Neden? Çünkü anne babalarımız tüm güçlü, omnipotans varlıklar değiller. En iyi niyetli, en iyi bir şekilde bilgiyle donanmış ebeveynlerin bile kötü günü olur, yorgun günü olur, hastalığı olur, yası olur. 7 gün 24 saat bizimle mükemmelen ilgilenemeyebilirler. Biz büyürken bir kardeşi hastadır, onu kaybetmiştir, yas tutuyordur ya da depresyondadır ya da eşiyle problemi vardır ebeveynimizin. Dolayısıyla kimse kadiri mutlak olmadığı için en mutlu ailede büyüdüğünü düşünen insanlar bile insan olmanın doğasından dolayı kırılgandırlar ve bir miktar yaralanmışlardır deriz. Az ya da çok. Bunun çoğu da var tabii. Şimdi bu yaralanma sonucunda bir kurban rolüne giriyoruz. Kurban gibi hissediyoruz hayat karşısında. Evet, canım çok yanıyor. Bazı insanlar yetişkin oluyor ve hala kurban olarak kalıyor. Hayat karşısında sorun çözme becerisi geliştiremiyorlar. Ben doğarken ölmüşüm, benim zaten bahtım kara. Kaderim buymuş. Kaderim buymuş. Arabesk kültürde bolca izlerini görüyoruz. Bir kısım insan böyle ve bir kurtarıcı bekliyorlar. Benim işlerim düzelmez diye. Bir kısım insan zorbaya dönüşüyor. Korktuğu şeyin tam kendisine dönüşüyor dediniz ya. Evet. O kadar güçlü olacağım ki bir daha kimse beni incitemeyecek. Evet. Bir daha hiç kimse beni korkutamayacak diyor ve tam o korktuğu şeye dönüşüyor. Evet. Celladına dönüşüyor. Bu sefer yeni kurbanlar yaratıyor. Doğru. Dayak yiyerek büyümüş birinin büyüyünce çocuklarına ya da öğrencilerine şiddet uygulaması gibi. Bir kısmı zorbaya dönüşüyor. Kurban üçgeninin bir köşesinde kurban var, bir köşesinde zorba var. O da eski bir kurban. Bir köşesinde de kurtarıcılar var. Kurtarıcılar da benim canım o kadar yandı ki diyor. Başkasının yanmasın. Ona müsaade etmeyeceğim. Ve nerede bir acı görürsem oralı olur yüreğim gibi bir dize hatırlıyorum. Benzeteceğim, tam metni hatırımda değil. Acıya karşı çok hassas, çok empatik, çok duyarlı ve acıları azaltmak için büyük bir refleks gösteriyor. kurtarıcılar. Çünkü içindeki yaralı çocuk öyle sızlıyor ki sızının ne olduğunu çok iyi biliyor. Ben o kategoriye muhtemelen kurtarıcı özellikleriniz yoğun muhtemelen. Söylediğini dinliyorum da geçen bir yerdeki sohbette. Senin hastaların çok şanslı olmalı. Teşekkür ederim. Danışanların evet. Daha doğrusu. Hani şu an terapide gibi hissettim kendimi. Eyvallah. Ha, çok iyi geldi. Eyvallah. Böyle şimdi tabii kurtarıcı olmanın da küçük bir riski var. Kendi acılarımıza bakmayı engelleyebiliyor bazen. Yani bir kaza olmuş ve biz de yaralanmışız ama diyoruz ki ben iyiyim iyiyim. Ben şimdi sana ilk yardım yapacağım, sana su getireceğim, senin arkana yastık koyacağım. Ama benim de ihtiyacım var desteğe. Onu unutmamamız lazım. Bizim de şefkate ihtiyacımız var. Kurtarıcı olmak toplum sağlığı açısından çok sağaltıcı, yaralı insan çok olduğu için onlara iyi gelmek çok kıymetli bir şey. Tek bir şey var, bunu yaparken kendimizi unutmamalı, ihmal etmemeliyiz. Kendimiz de şefkate ihtiyaç duyuyoruz. Büyümüş görünebiliriz ama yaralı taraflarımız hala sızlıyor. Güzel. Onu iyileştirirken kendimizi iyileştirmeyi unutmamak bir. İkincisi onu kendimize bağımlı kılmamak. O da bir risk. Yani onun kurtarıcısı olunca o kurban kalmaya devam edebilir. Balık vermek kurtarıcı olmaktır ama balık tutmayı öğretmek onu büyütüp özgürleştirmektir. Daha çok böyle yapmakta yarar var. Yani ölçü. Öbür türlü kurtarıcılar bir süre sonra çok yorgun hisseder. Evet. Yani yeter yıldım ama hepinizin yükü benim üstümde. Yani senin moralini düzeltmek, senin işte hayatını yönetmek. Ver nereye kadar? Nereye kadar diye. Bunun teorisi var. Bu anlattığınız şeyin tam olarak psikolojide teorisi var. Evet, acımızla baş etmeyi öğrenmeyince zorbaya dönüşmek de an meselesi maalesef. Bu biraz da iradeyle alakalı bir şey. Benim hayat hikayem 3 aşağı 5 yukarı bilinir izleyiciler tarafından. Ben hani onu böyle formülize etmek için bazı cümleler kullanıyorum. Ben görünmeyi seçtim, kaybolmayı reddettim diyorum mesela. Ben mutlu olmadım ama ben başkalarını mutlu etmeyi seçtim. Öylelikle de mutluluğu yakaladım. Hani benim babam olmadı ama ben iyi bir baba olarak onu tatmin ettim gibi. Bu biraz da iradeyle alakalı. Yani insanoğlu buna inanıyorum çok net. Üniversitelerde de gençlere söylüyorum kendi menkubemden yola çıkarak da. Birçok eksiklik yaşamış olabilir, birçok travma yaşamış olabilir. Şartlar, ahval uygun olmamış olabilir çocukluğunda. Bunlara sığınıp başarısızlığının gerekçesi gösteremez insan. Göstermemeli. İrade kullanıp buradan başarıyı yakalamalı. Kaybolmak kolay olanı, kahrolmak, kaybolmak kolay olanı ama görünür kılınmak ve başarılı olmak sizin gayretinizi gerektiriyor. O yüzden hep diyorum, bu yaşlardan itibaren kendinizi inşa edin. Duvar örer gibi, tuğla tuğla. O yüzden okuyun. Okumak insana iyi gelir. Başka hayatlar tanırsınız, empati yapma yeteneğiniz artar. Dünyalar tanırsınız, karakterler tanırsınız, örnek alırsınız. Kendi acılarınızla başkalarının acılarının aynı olduğunu görürsünüz. Çıkış yolları yakalarsınız. Okuyun, özellikle roman okuyun diyor. Tam da okumak sizin için neye tekabül ediyor diye onu soracaktım. Çok güzel olduğuna bağlandı. Yazmanın yanı sıra bir de okuma serüveni var her insanın. Okuma disiplinimi anam sağladı benim. Annem çok okurdu. Hep söylüyorum ama bizi izlemeyenler, beni hiç izlemeyenlere de bir örnek olsun. Tekrar etmekte fayda var çünkü güzel bir şey bu. Annem düzenli okurdu ama çok sıkıntılı bir hanımdı. Şartlar, ahval öyleydi. O detaylara girmeyeceğim. Sonra anladım ki annem hayata tutunmanın yolunu kitapta bulmuştu. Birçok acıya ve sıkıntıya çıkış noktası kitapta. Başka bir kapı aralıyordu. Evrende başka bir sayfa açıyordu annem kitapla. Onu bir çıkış noktası olarak görmüş. Bana da küçük yaştan itibaren okuma disiplini kazandırmıştı. Yani kitap alır, oku, karşılıklı konuşalım üzerinde derdi. Ve o kitap üzerine konuşurduk annemle. O yüzden okumanın da bir aile disiplini olduğuna inanıyorum. Kitap okumak benim için, çünkü yazmadan önce ben iyi bir okurum, hala çok okurum. Okumanın çok ihya edici olduğunu düşünürüm. Evet, gençliğim çok sıkıntılı geçti, çocukluğum çok sıkıntılı geçti, travmatik geçti. Hatta üniversite hayatım boyunca Türkiye'nin geçirdiği o merhalelerden biz çok etkilendik. Ailemin problemleri vardı, sağlık problemleri falan, mahkemeler, şunlar bunlar. Kitap bana bambaşka bir dünya veriyordu. Nefes alanı, çıkış noktası. Seni o an sıkan, seni mahvetmeye çalışan o duygu birikiminden uzaklaşma. Başka dünyalara, başka keşiflere çıkma. Başka insanlarla tanışma, onlarla hasbihal etme, sohbet kurma. Hatta kendinden çok daha zor durumda olan insanları görüyor olmak kitaplarda. Ben kitabın bende iyileştirici yönünü keşfettim. Hiç okumayan bir adam olsaydım belki yazan bir adama dönüşmezdim. Belki demeyeyim dönüşmezdim. Çünkü bütün yazarlar için geçerli bu. Bütün yazarların kendi menkıbelerine baktığımızda o kadar çok okuma serüvenleri yüksek ki artık okuma kelama dönüşüyor kendiliğinden. Bende de öyle oldu. Belki kaybolabilirdim çocukluğumda. Hani görünür olmayı seçtim. Karanlığın içinde kaybolmayı seçmedim, irade kullandım diyorum ya. O dönemdeki kitapların büyük faydası olmuştur. Çünkü kitaplarda birçok duygu var. Umut var. Evet, iyilikler görüyorsun, kötülükler görüyorsun, birçok menkıbeye şahit oluyorsun, çıkış noktası yakalayanları görüyorsun, hiç hesap etmediğin, planlamadığın hadiselere vakıf oluyorsun. Bunlar insan zihnini açan, şuurunu açan ve umut veren şeyler. Tabii burada iyi edebiyatçıları, bizi ihya eden kitapları kastediyor. Mesela dünya klasiklerini falan. Hani günümüzde pek çok kitap var. Sırf kitap yazmış olmak için kitap yazanlar var, PR olarak kullananlar var. Hani pop şarkıları gibi kitapları kastetmiyorum tabii ki. Ama iyi edebiyat insanı onarıyor. İyi bir kitap okumak, kendinden önce yaşamış belki o yüzyılın en seçkin insanlarıyla sohbet etmek gibidir diyorlar. Bir çeşit kaçış, bir çeşit paralel evren gibi benim için kitap okumak. Yani, kesinlikle. Çevrede kaos var, gözyaşı var, belki çaresizlik var ve o an için bizim çözemeyeceğimiz bir şey var. İşte kader, Allah, zuhurat dediğimiz, takdir dediğimiz, hemen o an aşamayabileceğimiz şeyler. Orada bizim kendimizi sağaltma yöntemimiz belki, kaçabileceğimiz bir paralel evren gibi sanki. Çünkü durduğunuzu ve okumadığınızı farz edin. Yaşadığınız bir alan var, küçük bir çevre. Ben Anadolu'nun Akhisar'ında yaşamış bir çocuğum. Yani çevreniz ne kadar renkli olabilir ki, o yaşlarda ne kadar çok karakter tanıyabilirsiniz ki, ama bütün bu karakterler size geliyor. Evet. Kitapta. Evet. Hani oturduğunuzda o küçük alanda okumaya başladığınızda İngiltere'desiniz. Oradaki bir sanayi devrimindeki zavallı bir çocuğu, bir evlatlığın hayatını okuyorsunuz kendinizle. Ya. Vay, çok kötüler de var diyorsunuz. Yani bu çok önemli bir şey. Hı hı. Okumak kadar insana ihya eden, geliştiren başka bir şey yok. Okumadığın gün karanlıktasın. Kesinlikle. Demişler ya. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Belki ilk emrimizin Allah'ın adıyla, seni yaratan Allah'ın adıyla oku dermesindeki ana sebep de bu. Kainatı da okumak. Tabii. Afaktaki ve enfüsteki ayetleri okumak. Tabii. Hayatı okumak. Aslında hep bir şeyleri anlama çabasında bir çocuk da görüyorum sizin hikayenizde. Tabii. Yani çok meraklı gözlerle etrafa bakan ve sürekli olup biteni anlamaya, kavramaya çalışan, bir anlam vermeye çalışan. Yani bunların bir anlamı olmalı. Tabii. Sürekli bir anlama ve yorumlama çabası. Orada da kitap çok iyi bir kılavuz okumak. Hep şunu düşünmüştüm mesela. Bu emri duyduğum andan itibaren. Seni yaratan Allah'ın adıyla oku. Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e bir metin sunmadı ki. Neyi okuyayım? Okumak, size bir metin göstermem lazım. Bir deriye yazılmış, papyrus kağıdına yazılmış ya da Musa'ya verildiği gibi taşa kazılmış bir metin yoktu o esnada bildiğim kadarıyla. Ama oku diyordu. İşte bu biraz önce söylediğiniz. Yani öyle bir kıvama geleceksin ki o sana göndereceğim metni okumaya başladığından itibaren kainatı okuyacaksın. Kendini çözeceksin, insanlığı çözeceksin, evreni manalandıracaksın, duruş yerini belirleyeceksin, merkezine ulaşacaksın ve oradan sonsuzluğa yükseleceksin. Oku. Okumak böyle büyülü bir şey. Nasıl okuyalım, nereden başlayalım diye soran gençler çok olacaktır tahmin ediyorum izleyenlerin içerisinden. Şunu soran çok oluyor, bu da beni üzüyor açıkçası. Bir öz eleştiri yapmak gerekirse, ben hep umut var oldum. Hani korku ve ümit, haf ve reca. Ben hep ümit tarafında oldum. Ama bu bazı tespitlerde de bulunmamız gerekiyor ki yanlış bir şey varsa çözümler üretelim. Kafası çalışan adamlar, aydınlar olarak en azından. İnsanımız çok okumuyor. Onu görüyorum. Sıradan olmak, yani aslında vasat kelimesi orta manasındadır. Ama biz vasatı olumsuz kullanırız. O yüzden vasatı kullanıyorum. Yoksa olumsuz bir şey değildir, ortadır. Ortalama. Ama Türkiye'de vasat deyince bir aşağılama da barındırıyor ya. Vasat o yüzden kullanıyorum burada. Vasat olmak dayanılmaz bir hafiflik. Allah'ım ve bunu tercih etmiş durumda günümüz insanı. İyilerini tenzih ederim. Kelime ezberlemek, kelime öğrenmek, kitap okumak, kendini geliştirmek, kendiyle bir mücadele vermek gibi sıkıntı yok. Genel ahvale bakıyorsunuz. Okumaktan imtina eden bir insan grubu görüyorsunuz. Sosyal medyada işte kitap gününüzü, imza gününüzü paylaşıyorsunuz. Tarih var, saat var, yer var. Altta da yazıyorsunuz. Bırakın okumayı, alta yorum yazıyor. Hocam imzanız nerede olacak? Evet. Hocam imzanız saat... Orada 16 yazıyor kocaman. Yani buna vakit ayırıyor yazmaya. Ama o iki satır... Şimdi böyle bir durum söz konusu. İmza günlerinde... Birçok okur geliyor diyor ki, hani imzalıyoruz ya ilk sayfayı. Hocam bana bir söz yazın da bütün hayatım değişsin. Baştan çok izah ediyordum. Sonra vazgeçtim. Yani bir söz sana nasıl değiştirebilir ki? Bu nasıl bir tekliftir? Bunu yapmamanız lazım diye izaha kalkıyordum. Olacak gibi değil. Hocam bana bir söz yazın bütün hayatım değişsin. Tırnak içinde oku yazıyor. Evet, özet değil mi? Bu mu diyor? Evet, bu diyorum. Yani, okursan ne demek istediğimi anlayacaksın. Yaratıcı bir kitap göndermiş ve bir sürü söz de söylemiş. Bunlar hayatımızı değiştirmediyse artık yani bir cümleden tekrar hayatım değişsin. Çok büyük beklenti. Olmaz. Böyle bir sihir yok. Böyle birisi çomağıyla vuracak da ve sen hemen aydınlanacaksın. Bu bir süreç. Aynen öyle. Okumak lazım. Ve hep söylüyorum ben. Bir söz duydum geçen gün bir yerde, çok hoşuma gitti. Din darlığı, din boşluk darlığı yaşayanların hedefe ulaşması mümkün değildir. Oo, evet. Çok hoş değil mi? Kesinlikle. Çok hoş ve oyuncaklı, sanatlı bir söz. Evet. İnançlara saygılıyım. İnancın insanı geliştiren bir şey olduğuna inanırım. İnsana insan yaptığına inanırım. Başka inanç sahiplerinden asla korkmam. Ama tamamen inançsız bir insanı riskli bulurum mesela. Korkutucu gelir bana. Ve kızmam da, ama onun için dua ederim. İnancın lezzetini yaşasın diye. Bağnazca değil tabii ki. Ama inanç manzumemiz... bize, ben hep Kur'an-ı Kerim'e kainatın prospektüsü olarak baktım. Bir aspirini bile nasıl içeceğimizin içinde dünya kadar açıklaması var. İçinde bulunduğumuz kainatı bizim bir rehberimiz olmaksızın anlamamız ve idrak etmemiz mümkün mü? Kabul edersiniz, etmezsiniz. Onu tartışmıyorum ama ben kabul ediyorum. O yüzden bana gelen o prospektüsü, kainatı anlama, kendim de o işin içindeyim. Kainata dahil olduğum için. Anlayabilmek için o prospektüse vakıf olmam lazım. Diyorum ki bütün tanımlamalardan vazgeçin. Eğer inanç manzumeniz varsa, yani inanıyorum diyorsanız, ilk okumanız gereken şey Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumayan bir insanın ben Müslümanım demesini çok sağlıklı bulmuyorum. Bu tehlikeli bir şey. Müslümanım demek, teslim olanlardanım demek. Neye teslim oldun? Bilmiyorsan. Bununla da ilgili bir fikrin olmalı en azından. Çünkü o bilinçtir seni teslim edecek olan. Kayıtsız, şartsız. Hani iman dairesine girer. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Tamam, ama bütün arzu edilen bu mudur? Yok. Yoksa Allah niye kitapları indirsin? Niye Resullerini göndersin? Hani okumuyorsan bile bak ve örnekler al kendine. O yüzden diyorum hep iki kanatlı olmak zorunda insanoğlu. O iki kanatta bir Kur'an-ı Kerim, ikincisi nebevi sünnet metoduna vakıf olmalı ki iki kanatlı uçabilsin ve bambaşka şeylere yelken açsın. Okuma serüveninizi bunun üzerine geliştirin diyorum. Hani Tolstoy'u oku ama önce Müslümansan Kur'an-ı Kerim oku. Evet. Ondan sonra onu oku. Çok güzel bir şeydir. Sıralamayı karıştırmadan önce bir pusula edinmek gerekiyor galiba. Evet. Ara sokaklarda kaybolmamak için bir öncelik gerekiyor. Kesinlikle. Son 10 dakikamıza giriyor gibiyiz. Ben hiç bitsin istemiyorum bu sohbet ama size sormak istediğim daha pek çok şey var. Freud bizim mesleğin pirlerindendir diyelim. Diyor ki, insanı anlamak için yaptığım araştırmalarda her nereye gittiysem oraya benden önce bir şairin uğramış olduğunu gördüm. Yani insanı anlamak adına teori geliştirirken, araştırmalar yaparken bir bakıyor şair onu bir cümleyle çok güzel anlatmış. Şiirin ve özellikle romanın bunun yanı sıra İnsan ruhunu anlamakta psikoloji ve psikiyatriyi sollayıp geçtiği çok fazla vakidir. Bunu pek çok meslektaşımız da kabul eder. İnsanı anlatmak, tanımlamak için ya da bir ruh halini tanımlamak için biz literatürden su getiriyoruz Binçeşme'den. Ama bir cümleyle, bir paragrafla ya da bir dizeyle şair ya da romancı bir insanı çok güzel anlatıyor. Bu sözün bu gücü nereden geliyor? Özellikle romanı sormak isterim size. Roman, oradaki insanın ruh halini anlatıyorsunuz. Ne hissettiğini, onun zihninin içine girip o olmuş, onu yaşamışçasına, onun gibi elimiz titremişçesine, onun gibi gözyaşı dökmüşçesine onu bir şekilde var etmek gibi bir şey bu. O ruh halini nasıl anlatıyorsunuz? Sosyolojinin ve psikolojinin dalları var malumunuz. Mesela sanat sosyolojisi var. Psikolojinin de birçok dalları var. Biliyoruz ki sosyologlar ve psikologlar, sosyoloji üzerine kafa yoranlar, toplum bilimi demek neticede, insan. Bunu çözmek, anlamak için edebiyata ciddi müracaat etmişlerdir. Hatta birçok savlarını ve iddialarını romanlar üzerinden desteklemişler ve delillendirmişlerdir. Edebiyatla uğraşanlar söz ustasıdır. Bunu kabul edin. Kesinlikle. Bir kere dile vakıftır öyle ya da böyle. Sadece dil bilimi değildir hadise, duygu bilimidir. Bir romancı duygu bilimi bilmek zorundadır. Bu aslında birbirinden beslenen ve birbirini tetikleyen şeyler. Bir romancı sosyolojiden beslenir, onların çıkarımlarından, psikologlardan beslenir, onların çıkarımlarından ve olay örgüsünü, karakteri ve kişiliği buradan aldığı doneler üzerinden kurar ve ortaya bir kitap, bir karakter çıkar. Roman kahramanları. Aynı şekilde birçok sosyoloğun ya da psikoloğun ifade edemediği şeyi onlar romanlara müracaat ederek o hadiseyi görürler, çözerler ve kendi savlarına örnek gösterirler. Ben Hanne romanımı yazacağım sırada, Hanne bir kadın hikayesi, Almanya'da ve İsviçre'de geçen bir hikaye, gerçeklik payı olan bir hikaye. Hanne çocuğunu aldırmak için doktora gidiyor. Kürtaj olmak istiyor. Derdim onun doktora gidip kürtaj olması değildi. Anlatmak istediğim şey o değildi. Derdim, yol boyunca uzun bir yolu hem düşünüyor hem yürüyerek gidiyor. Araçla gitmiyor. Ağaçlı yolda giderken bütün o duygu dünyasını anlatmak istiyordum. Ama ben bir erkeğim. Evet, onu soracaktım. Hamileliği tam manasıyla bilemem. Empati kurarım ama başıma gelmedikten sonra, yani baba olmayan birinin babalık duygusunu anlaması mümkün değil. Anne olmayan bir kadının anneliği anlaması mümkün değil. Ne kadar empati yaparsan yap. Ne yapabilirim? Empati yapıyorum, bir kadın gibi düşünmeye çalışıyorum. Fakat oradaki duygu roman için çok önemli. Başladım psikolojiye müracaat etmeye. Bu konuda yazılmış kitaplara, bu konudaki doktor tavsiyelerine, bu konudaki hasta örneklemelerine. Ve o kadar çok şey, bir o sayfayı yazabilmek için hanımın duygularını dünya kadar kitap karıştırdım. Birbirimizden besleniyoruz. Bazen sosyologlar, psikologlar, edebiyatçılardan beslenir ve örnek alır, delillendirir. romancılar çoğu zaman gerçek sosyologlardan ve psikologlardan yola çıkarak kahramanlarına kimlik giydirir ve yol açar. Yani bu birbirini destekleyen bir şey. O yüzden edebiyatın çok güçlü olduğunu düşünürüm. Edebiyatın, kelamın değiştirme ve dönüştürme gücü var. Kelamın böyle bir gücü var. Kitap deyip geçemezsiniz. Bazen bir kitap, bir toplumun bütün dünya ve düşünce yapısını değiştirir, müsbet ya da menfi yönde, ve canına okur insanlığı. Hitler Kavgam kitabını yazmıştır. Siyasetini anlatır, derdini anlatır, felsefesini anlatır ve buna binlerce, milyonlarca insan inanmıştır ve dünya savaşı çıkmıştır. Binlerce insan ölmüştür o kitap sayesinde. O bir felsefe ortaya koyar, o felsefenin uygulayıcıları canını okumuştur dünyanın. İlahi bir kitap gelir, bir kelam gelir. Dönemi itibariyle, siz ona İncil deyin, biz dönemi itibariyle bugün hiç bozulmayacağına inandığımız için Kur'an diyoruz. Milyonlarca insanın kimyasını değiştirir. Kelam. Kelam güçlüdür. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Allah kalem üzerine yemin eder. Değer verdiği ve önemsediği şeyler üzerine yemin, geceye yemin eder, güne yemin eder. Kalem. Evet. İlk yaratılmış olan şeydir kalem denir. Kalem ne içindir? Kelamı yazmak içindir. O yüzden söz büyülü bir şeydir. Hatta bizatihi söz büyüdür de derler. Evet. Çok dönüştürücü. Çok söz büyüden daha güçlüdür derdi ninem. Söz hakikaten dönüştürücü. Biz psikoterapide de buna çokça şahit oluyoruz. Kişi üzülmüş ya da kaygılanmış, beyin kimyasalları artık etkilenmiş. Evet. Mutluluk hormonları salgılanmıyor veya sinir sisteminde her an alarmda, sürekli kalp çarpıntısı, sürekli kötü bir şey olacak hissini veren sinir sisteminde organik düzeyde bir hasar var. Sözle bunu bile dönüştürmek mümkün. Tabii. Bazı durumlarda ilaç kullanılır, bazı durumlarda gebelik vardır, bir şey vardır, ilaç kullanılamıyordur. Sadece sözle, düzenli psikoterapiyle, konuşarak ve dinleyerek iyileşebiliyor insanlar. Evet. Bu çok büyülü bir şey hakikaten, insana bahşedilmiş. Yine ninem derdi bu sözü. Tam söylediğinize denk geliyor. İnsan insanın avusunu alır. Evet. Zehir yani. Zehrini derdi. Alır. Zehrini. İşte siz hangi cümleleri kuracağınızı, spesifik olarak her hastaya ne söyleyeceğinizi ve hangi moral değerlerle söyleyeceğinizi bilen bir uzman olarak onun zehirini alıyorsunuz konuşarak. Çok şükür, ne güzel, bize nasip edilmiş güzel bir lütuf diyelim, başka bir şey söyleyemiyorum. Önemli bir şey kelam. Son 4 dakikamız diyor arkadaşlarım bana, ama şunu da sormadan bitirmek istemiyorum. Necip Fazıl diyor ki, anladım işi. Sanat Allah'ı aramakmış diyor. Hani en büyük sanatkar Allah'tır da diyorlar. Dün gökyüzüne baktık, İstanbul'da yaşayanlar için muhteşem bulutlar vardı. Çok büyük bir sanat. Yaprağa baktığımızda, çiçeğe, böceğe baktığımızda, her yerde, ellerimize baktığımızda, damarlarımıza baktığımızda o sanatı görüyoruz. Tabiatın ahengine bakınca büyüleniyoruz. Bir de insan ürünü olan sanat var. O da onu taklit etmek gibi. Allah'ın sanatını taklit etmek gibi. Sanatın bu adabı, edebi insanı nasıl terbiye eder? Nasıl dönüştürür? Yani Allah'ın sanatına bakıyoruz ve kendimizde bir şeyler üretiyorsak eğer. İnsanoğlu ürettiği sanat hattızatında bütün topladığı o füziyatla, o hisle, içinde bulunduğu kainatı gözlemle alakalı. Evet. Doğaya, tabiata bakıyorsunuz ve o sizi etkilememesi mümkün değil. Ressamın yaptığı şey de o. Bazen cemiyetin içinde bir kötülük, bir çirkinlik görüyorsunuz. Bazen onu resmediyor ressam. Çevresinden etkileniyor. Sanatçının içinde bulunduğu toplumdan etkilenmemesi, içinde bulunduğu toplumun değer yargılarından etkilenmemesi, içinde bulunduğu kültürden etkilenmemesi, içinde bulunduğu ekonomik düzlemden, moral değerlerinden, siyasi platformdan etkilenmemesi mümkün mü? Böyle bir şey sanatçı. Değişen, dönüşen ve gerçek sanatçılar için söylüyorum, muazzam bir beste ortaya koyan ve muazzam bir kitap ortaya koyan, muazzam bir film ortaya koymuş bir sanatçının ilahi füziyattan ve bütün o kainatı ortaya koyan o güçten etkilenmemesi mümkün mü? Değil mi? Kendini bir kanal olarak orada hissedip belki ondan akan süzülen versiyonu başka da böyle. Başka türlü olmaz. Değil mi? Onu fark etmek. Matrix filmini yapan o kardeşler, iki kardeş senaryoyu yazanlar. Matrix ilk bölüm için diyorum. Sıradan yapılmış bir film değil. Değil. Orada başka bir şey anlatmak istiyorlar. Aslında tamam İslami motifler kullanmıyorlar ama kader bahsini anlatıyorlar. Evet. Aslında Matrix'in ilk bölümü ve onların kendi menkıbelerini okuduğumda, çalışma disiplinlerine baktığımda günlerce, aylarca ilahi kitapları, Kur'an-ı Kerim okuduklarını söylüyorlar. Tıpkı o insanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar metaforu gibi oradaki o Matrix'ten mavi hapımı istiyorsun, kırmızı hapımı istiyorsun. Uyanmak gibi. Başka bir şey, başka türlü bulamaz insan o. Değil mi? İlla bakacak o yaratıcının ne dediğine. Çok teşekkür ediyorum Bahadır Bey. Rica İyi ki geldiniz. Harika bir sohbet oldu. Ben kendi adıma çok keyif aldım. Dilerim siz de öyledir. Benim için sizin programınız bir terapi oldu. Oo, çok teşekkür ederim. O zaman bunu tekrar gelmeniz üzere bir söz olarak kabul edebiliriz umarım. İnşallah çok isterim tekrar sizi burada ağırlamayı. İnşallah. Değerli izleyenler, biz bu akşam hayat uzun, sanat kısa dedik. Tam tersi. Hayat kısa, sanat uzun. Sanata dair bazı başlıkları çok keyifle ele aldık. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.